Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, çok değerli Türkiye Barolar Birliği Başkanım, bugün bu çalışmada uzaklardan gelerek bizleri onurlandıran birbirinden değerli baro başkanlarım, isimlerini sizlere birazdan söyleyeceğim. Bu salonu dolduran, sandığa gitmeden önce neyin oylandığını, önüne neyin konulduğunu dinleyip anlamak iradesine sahip, düşüncesine sahip çok değerli hemşerilerim. Hepinizi şahsım ve yönetim kurulum adına en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Değerli konuklarım, hepinizin bildiği çok değerli bir söz var. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bu söz koca koca harflerle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel kurulunun duvarında asılıdır. Milletin vekilleri okusun diye oraya yazılmıştır. Aklımızla alay edercesine işte egemenlik milletin, millete gidiyoruz söyleminin hiçbir samimiyeti bu ortamda yoktur. Bu egemenlik milletin seçtiği vekillerle oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kullanılabilir. Ve anayasamız gereğince bu hak devredilemez. Hiçbir kişiye ya da zümreye devredilemez. Biz anayasa değişikliği teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine geldiğinde Aydın Barosu olarak mecliste bulunan bütün milletvekillerine birer mektup gönderdik. Ne yazık ki bu mektuplar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından bize aynen iade edilmiştir. Takdiri halkımıza bırakıyorum. Ancak biz o mektupları hem elektronik posta yoluyla hem de tek tek bütün milletvekillerimize fakslayarak ulaştırdık. Anlatmaya çalıştık. Milletin verdiği bir yetkiyi başkasına devretme hakkınız yoktur dedik. Bu yetki kutsaldır. Bu yetki namustur. Bu yetki şereftir. Bunun oylaması mecliste yapılamaz. Bu meclisi dün siz kurmadınız. Egemenliği de bu büyük millete siz lütfetmediniz. Türk milleti egemenliği saraydan da almış değildir. Sarayın egemenliğini dahi ortadan kaldıranlarca işgal edilmiş yurdun her karış toprağını kanıyla sulayarak başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Yunan'dan, İngiliz'den, Fransız'dan söke söke almıştır. Kimse bu egemenliği Türk milletine hediye etmemiştir. Gazi unvanını hak eden Yüce Meclis'in 7 düvele karşı verdiği savaşla Türk ordusu tarafından Mustafa Kemal'in askerlerince alınmıştır. Eğer Türk halkına elinden egemenliğini alarak her şeyi tek başına belirleme yetkisine sahip olacak bir kişiye verecek olan bu anayasa değişikliği anlatılırsa halkımız bunu asla kabul etmeyecektir. Eğer edecek diyen varsa lafla, sözle değil, gerçekten milletin iradesine ve kararına güveniyorsa bunun anlatılmasına izin vermeli, referandum için gerekli demokratik koşulları oluşturarak sağlıklı bir referandum yapılması sağlanmalıdır. Halkın kendisinden gizlenen ya da çarpıtılarak kendisine anlatılan bir teklif hakkında karar vermesi mümkün müdür? Bu bir siyasi parti meselesi değildir sevgili hemşerilerim. Bu bir memleket meselesidir ve bu memleket hepimizindir. Halkımız daha meclis sürecinden başlayarak gerilmiş ve kutuplaşmaya başlamıştır. Bir memleket için bundan daha tehlikeli bir durum yoktur.
vatanını, milletini seven hiç kimse bunu arzu etmez, edemez. Herkes memleketimi, milletimi en çok ben seviyorum dediğine göre, eğer o herkes bunda samimi ise bu inatlaşmaya bir son vermek gerekir. Süreç ne yazık ki demokrasinin gereklerine ve hukuk devletine uygun bir şekilde yürümemektedir. Hayır diyenlere hain ya da terörist damgasının vurulduğu, itaat et, biat et, huzur bul anlayışının açıkça dayatıldığı, değişime direnenler yok olacaktır, hayır çıkarsa terör azacak, evet çıkarsa sona erecektir söylemlerinin en yetkili ağızlardan haykırıldığı bir ortamda sağlıklı bir referandum yapılması mümkün değildir. Devlet görevlilerinin, seçilmiş değil atanmış görevlilerinin dahi evet kampanyasına başladığı, hayır diyenlerin şeytan olduğunu ileri sürebilecek kadar pervasızlaşan kamu kurumlarının müdürlerinin bulunduğu bir ülkede hala millet iradesi vurgusu yapmanın demokrasiyle ve samimiyetle uzak yakın bir ilgisi yoktur. Sevgili hemşehrilerim, değerli konuklar, o şunu derse tersini yapmalıyız, bu şöyle derse böyle oy kullanmalıyız anlayışının akılla, bilimle, demokrasiyle nasıl ilgisi olabilir? Sana mı soracağız diye haykıranlara, sen dedikleri halka sormak üzere mecliste evet dediklerini sanırım hatırlatmak gerekmektedir. Bu süreç artık ne yazık ki rayından çıkmıştır. Cami imamlarının evet kampanyası ile cami cemaatini dahi bölecek tehlikeli yaklaşımları ve hayır dediği için paylaşımları delil kabul edilerek gözaltına alınan kişilerin haberlerinin her gün basına yansıması bunun en büyük göstergesidir. Halk oylaması halka baskı yapılarak değil, halk önünde tartışılıp konuşularak sonunda halkın önüne özgür iradesiyle hiçbir baskıyla karşılaşmaksızın oyunu kullanabileceği ve herkesin güveninin sağlanmış olduğu sandıklar koyularak yapılır. Biz Aydın Barosu olarak başından bu yana yaptığımızı yapmaya devam edeceğiz. Halkımızı değiştirilmesi oyuna sunulacak anayasa ile ilgili bilgilendirmeye sonuna kadar devam edeceğiz. Değerli konuklar, salona ne yazık ki sığmadık. Gönül isterdi ki daha büyük bir salon olsun. Başkanımız alkış hak etti. En büyük salon rektörlüktedir bildiğiniz üzere. Ancak telefonuma cevap verilmediği için orayı organize etmemiz mümkün olmamıştır. Halkımızın sığacağı bir salon kalmazsa biz halkımızın olduğu yere, sokaklara, kahvelere, iş yerlerine, evlere gidip yine anlatacağız. Sivil toplum kuruluşlarımız, meslek odalarımız, derneklerimiz bu konuda bizimle birlikte çalışmak üzere gönüllü olduklarını defalarca bildirmişlerdir. Huzurunuzda hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Gerekirse evet, bunu hep birlikte yapacağız. Bizler bu milletin evlatlarıyız. Milletçe neye oy vereceğimizi öğrenecek ve en doğru kararı, hayırlı olanı tercih edeceğiz. Bu süreç kutuplaşmaya ve gerginliğe yol açar. Aman dediğimizde lütfen artık bu teklifin üzerinde daha fazla gerginliğe yol açmayın diye milletvekillerine seslendiğimizde ne yazık ki dikkate almadılar. Canlı yayına izin verilmeyerek milletin meclisinde milletten gizli bir anayasa görüşmesi söz konusu oldu. Kutuplaşmaya artık son verilsin diye bir kez daha buradan çağrı yapıyorum. Gerginliğe son verilsin diye bir kez daha çağrı yapıyorum. Herkesi aklı selime, sağduyulu davranmaya davet ediyorum. Hayır oyu kullanan teröristtir, hayır oyu kullanan şöyledir. Şunlar da hayır diyorlar örnekleriyle başlarsanız
bugün çok değerli birlik başkanımın da benim de ifade ettiğimiz üzere 2010 referandumunu alır hatırlatır önüne koyarız. O zaman hep birlikte evet denilen o referandumda neden hayır denilmesi gerektiğini anlatıp adeta yalvarmıştık. Meydana getirilecek yargıyı doğmadan göstermiştik. Sızıntı denilenlerin göz göre göre geleceğini anlatmıştık. Şimdi 15 Temmuz'da o darbe girişimini yapanların bizim uyarılarımız dikkate alınmadığı için sızabilenler olduğunu hatırlatarak son derece kibar bir dille, bize yakışan bir dille hiç hayır diyenlere saldıran bir kısım insanların diline benzemeyen bir dille diyorum ki lütfen bizi dinleyin. Hep beraber düşünelim, taşınalım. 2010'daki hatayı milletçe yapmayalım ve daha güzel günler görebileceğimiz bir ülkeyi hep birlikte yaratalım. Sorun çoktur. Daha bugün Elbap'tan şehit ve gazi haberlerimiz geldi. Ekonomimizin durumu bellidir. Uzun uzadıya saymadan şunu söyleyeceğim. Bunların hepsini mücadele etmekte olduğumuz sayısız terör örgütünü bir arada düşündüğümüzde en çok ihtiyacımız birlik ve beraberliğedir. Oysa bu süreç bu şekilde götürülmeye devam edilirse en çok yarayı da birlik ve beraberliğimiz alacaktır. Lütfen herkes kullandığı dile dikkat etsin. Bir örnek veriyorum. Biz hukukçular olarak bir eleştiri getiriyoruz. Diyoruz ki anayasaya değişikliği söz konusu olursa eğer evet denilirse ki hayır olacağını da adım gibi biliyorum, görüyorum halkımızın arasında gezdiğimden. Ama bu uyarıyı yapıyoruz. Diyoruz ki bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi adeta içi boşaltılmış, yetkileri elinden alınmış bir boş bir meclise dönecek. 50 tane milletvekili ilave etmeniz hiçbir şey ifade etmez. 50 fazla maaş verirsiniz. Gen soru hakkı olmayacak. Bütçeyi onaylama hakkı olmayacak. Bakanlara sözlü soru soramayacaksınız. Şimdi bunun cevabı olarak lütfen artık siz FETÖ'cü müsünüz? Siz terörist misiniz? Siz ne demeye çalışıyorsunuz demeyin. Deyin ki yo Türkiye Büyük Millet Meclisi yani yasama bu değişiklikle güçlenecek. Çünkü şunun için tıpkı bizim söylediğimiz gibi söyleyin. Tane tane söyleyin. Varsa heybenizde bu bilgi koyun ortaya biz de faydalanalım. Değerli hemşehrilerim. Burada bugün konuşmacı konuklarımızı tanıtmadan önce hukuk deyince, hak deyince, adalet deyince, vatan deyince, millet deyince düşünmeden yola koyulan birlikte yürümekten onur duyduğum baro başkanlarımız var. Şimdi sizlere kendilerini takdim etmek istiyorum. Manisa Barosu'nun değerli başkanı Ali Arslan. Sakarya Barosu'nun çok değerli başkanı Zafer Kazan. Apaydınlık memleketlerden komşu olanı Can İzmir'in baro başkanı Aydın Özcan. Henüz belki bir iki dakika olmuştur yeni görüyorum. Hoş geldiniz başkanım. Bursa Barosu'nun başkanı Gürkan Altun. Muğla Baromuzun değerli başkanı yoldadır. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Konuşmamı uzatmamak adına sizlere sadece şunu öz olarak söyleyeceğim. Gerek Aydın'daki birçok sivil toplum kuruluşu ve meslek kuruluşunun temsilcilerinden, başkanlarından ve onlarca baromuzun kıymetli başkanlarından mazeret ve tebrik mesajları geldi.
Tek tek paylaşmıyorum ancak kendine de buradan teşekkür ediyorum. Değerli konuklar. Biz hukukçular bunu konuşacağız. Futbolcuların, yorumcuların konuştuğu yerde hukukçuların hukuk konuşmasını yadırgayan hala varsa az ötede dursunlar. Bu en çok bizim hakkımız. Öyle cübbenizi çıkarın da gelin, söylemleri de çok bayağı ve iğreti oldu. Kimse artık buna inanmıyor. Cübbemizi çıkaracak bir güç tanımıyoruz. Ama fahri bir ünvanla giyilmesi mümkün olmayan onurun, şerefin timsali avukatlık cübbesini onlar asla giyemeyecek. Çok değerli konuklarım, sevgili hemşehrilerim, konuşacağız, anlatacağız, sandığa gideceğiz. Bizim elimizde kanuna karşı, hukuka, adalete karşı, cumhuriyete karşı eylemlere imza atanları bir kararname ile görevden alacak bir kuvvet yok. Ama bizim bir andımız var. Bizim bilgimiz, bizim hak bildiğimizi savunacak bir yüreğimiz, bizim İstiklal Savaşı'nı vermiş atalarımızdan aldığımız bir inancımız var. Bizim söyleyecek sözlerimiz, dinleyecek kulaklarımız, okuyacak gözlerimiz var. Bizim anlamını bile bilmediğimiz, telaffuzu bize yabancı, Arapça isimli mürşitlerimiz yok. Hacı Bektaş-ı velilerimiz, Abdal Pir sultanlarımız, Yunus denli ermişlerimiz, Mevlana gibi bilmişlerimiz, Şems-i Tebrizi gibi yanmışlarımız var. Çok şükür ki aslını inkar edenlerden değiliz. Bizim Mustafa Kemal gibi atamız var. Çok değerli konuklar, sevgili hemşehrilerim, şimdi sizlere bizleri kırmayarak birçok zorluklara rağmen bugün bir araya gelecek şekilde programlarını yapıp aramıza katılan sunumlarını yapacak hocalarımızı takdim edeceğim. Profesör Doktor Süheyl Batum. Çok teşekkür ederim. Profesör Doktor Korkut Kanadoğlu. Şimdi afişlerde gördüğünüz ve bizim ilan ettiğimiz bir üçüncü hocamız, Gaziantep milletvekilimiz Profesör Doktor Ümit Özdağ beyefendiyi anons edecektim. Üzülerek söylüyorum, kendisi gıda zehirlenmesi nedeniyle aniden hastaneye kaldırılmış. Üzüntülerini bildirdi. Bugün Aydın halkıyla beraber burada buluşmaktan mahrum kalmanın üzüntüsünü, bildiklerini paylaşamamanın üzüntüsünü iletmemi benden rica etti. Ben kendisine acil şifalar diliyorum. Tez zamanda ayağa kalkıp yine vilayet vilayet gezip anlatsın istiyorum. Evet. Çok değerli hocalarımız bir eksiğiyle gelmiş gibi oldu. Üzüldüğünüzü biliyorum. Bizler de üzüldük. Ancak çok yoğun bir programı vardı. Gün anlamında aynı güne denk gelmesi için elinden geleni yaptı. Benimle birlikte açılış konuşması yapmak üzere Türkiye Barolar Birliği'nin çok kıymetli açılış konuşması yerine ister misiniz Metin Hocam, Başkanım, siz de buyurun anlatın. Lütfen.
Teçhizatlarımızı takıyoruz. Ev sahibi başkan bekleriz. Evet. Efendim, teşekkür ederim. Son sözlerimi tekrar zıtlaşmadan, kutuplaşmadan uzaklaşarak tatlı bir dili önermek üzere Hoca Yunus'un sözleriyle tamamlamak istiyorum. Demiş ki, söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı. Söz ola avlu aşı, yağ ile bal edilir söz. Bu millet sevginin, saygının, hoşgörünün yaşatıldığı bildiğimiz adetleriyle, irfanıyla, idrakiyle bütün zorlukları yenecek. Bu süreci de çok güzel bir şekilde atlatacaktır ve Türkiye Cumhuriyeti ilerlemek faydalı kalacaktır. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Muhteşem. Evet. O zaman izninizle başlayalım. Evet. İlk söz birlik başkanımızın olsun. Peki. Efendim çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. İzninizle ben şuradan konuşabilir miyim? Evet. Pek oturarak konuşmaya alışık değilim. Oturmaya mı geldik diye başkanım? Yani son zamanlarda oturarak hiç konuşma yapmadım da son yıllarda. Şuraya geçeyim daha rahat konuşacağım. Tamam canım. Evet. Evet de bizim, hayır da bizim. Rahatsın. Rahatsın. Evet. Sayın Başkanım. 1923 yazıyor orada. Cumhuriyeti kuran Efelerin başkenti, Aydın'ın, Cumhuriyeti kuran Efelerin başkenti, Aydın'ın Cumhuriyetle yaşıt barosunun daveti üzerine geldim. Sökeli Cafer Efe'nin sancağını devralmış bir Aydın evladının, Gökhan Bozkurt'un daveti üzerine geldi. Yörük Ali Efe'nin memleketine geldim. Demirci Mehmet'in memleketine geldim. Sizin memleketinize geldim. Ve Topuklu Efe'nin memleketine geldim. Efeler diyarı Aydın'a geldim. Hoş bulduk, hoş bulduk. Evliya Çelebi'nin dediği gibi dağlarından ya ovalarından bal akıyor. Bu güzel memleketin tapusunu bugün bu kişiye, yarın onun mirasçılarını, öbür gün filanca kişiye devretmeye bu millet razı değildir. Bunu ilan etmeye geldim. Efendim aramızda değerli büyüğümüz Sayın Bakanımız Seyfi Oktay var. Hoş geldiniz efendim. Bu arada Muğla Barosu Başkanımız Sayın Cumhur Uzun da katıldı. Hoş geldiniz Cumhur Beyciğim. Bu iş sevgili dostlarım partilerin işi değil.
partiler üstü bir mesele. Bu bir milli mesele. Bu milletiyle, ülkesiyle bölünmez bütünlük meselesidir. O yüzden her siyasi partiden, her siyasi düşünceden yurttaşımıza seslenmek istiyorum. Önümüzdeki anayasa değişikliği teklifi maazallah geçecek olursa, ki geçmeyecek, ki Nisan'da size söz veriyorum, milletime güvenerek söz veriyorum, geçmeyecek. Ama bir an için olmaza geçeceğini varsayanların bakışıyla konuşuyorum. Bölücü terör örgütünün, o aşağılık, o sefil, o kahpe örgütün dünyada meşrulaşmasını sağlar ve Türkiye'nin bölünmesinin nedeni olur. Anlatacağım size. Açılış konuşmasında veya ilk konuşmamda size bunu anlatacağım. Ondan sonra işin tekniğini çok değerli hocalarıma her ayrıntısıyla zaten sorarsınız. Beni bu devlet okuttu. Devlet okulunda okudu. Beni bu devlet ceza hukukçusu yaptı. Üstüne uluslararası ceza hukuku öğrenmemi sağladı. Ve yıllarca Türkiye'yi dünyada hükümet delegesi olarak temsil etme onurunu verdi. Öğrendiklerimi milletimle paylaşmak, devletimle paylaşmak benim vatan borcum. Nasıl ki 15 Temmuz darbe girişiminde devletimizin arkasında tereddütsüz dimdik saf tuttuk. Aynı bilinçle, aynı milli bilinçle, aynı vatan sevdasıyla yine devletimizin ve milletimizin üstün menfaati için bunları söylemek zorundayız. Dünyada uluslararası hukukta demokratik ülkelerden toprak koparmak isteyen örgütler terör örgütüdür. Bakın, basit bir ölçüsü var. Devlet eğer demokratik bir devletse, o devletten toprak koparmak isteyen örgütleri uluslararası hukuk terör örgütü olarak bilir. Dolayısıyla uluslararası kamuoyları o terör örgütlerine yardımı hoş karşılamaz, meşru görmez. Ancak devlet tek adam tarafından yönetilen, o tek adamın kontrol edilmediği bir devletse, öyle bir devletten toprak koparmak için silahlı savaşan, silahlı eylem yapan örgütlere gerilla denir ve özgürlük hareketi olarak adlandırılır. İspatlayacağım size. Saddam'ın, devrik Irak diktatörü Saddam'ın bir cebinde hakimler vardı, bir cebinde Irak parlamentosu vardı. Diktatör Saddam'a rağmen Irak'ta hiçbir mahkeme karar veremezdi. Saddam'ın dediğinin dışında hiçbir savcı, hiçbir mahkeme hiçbir iş yapamazdı. Diktatör Saddam'ın isteğine karşı çıkan hiçbir kanun çıkamazdı parlamentodan. Bir cebinde milletvekilleri, bir cebinde hakimler. Peki böyle bir Irak'ta hangi hareket ortaya çıktı? Peşmerge hareketi. Barzani'ye kırmızı pasaportu verdiğimizde dünya bir saniye nasıl verirsin, Barzani bir teröristtir dedi mi? Demedi.
Türkiye Cumhuriyeti kırmızı pasaport verdi. Çünkü diktatör Saddam'a karşı özgürlük hareketi olarak dünya kabul etmişti. Suriye'de Esad rejimine gelelim. Esad'ın bir cebinde hakimler var, bir cebinde Suriye parlamentosunun vekilleri var. Esad'a rağmen Suriye parlamentosunun kanun çıkarabileceğini hakikaten düşünen var mı acaba? Yok. Esad'a rağmen bir Suriye mahkemesinin birini mahkum edeceğini, birini sen haksızsın diye elinden tapusunu alacağını falan düşünebilen var mı? Yok. Çünkü Esad'ın bir cebinde hakimler, bir cebinde Suriyeli vekiller var. Peki Esad'ın Suriye'sinden toprak almak için kurulan ve aslında o sefil bölücü terör örgütü Türkiye'de faaliyet gösteren o sefil bölücü terör örgütünün bir kolu olan PYD, YPG hareketi dünyada nasıl kabul ediliyor? Özgürlük hareketi olarak. Daha yeni zırhlı araç aldılar. Sebep, dünya kamuoyu, uluslararası hukuk, demokratik olmayan ülkelerdeki ayrılıkçı hareketleri özgürlük hareketi olarak niteler. Dikkat buyurun. Ana örgüt Türkiye'de ve dünya hala terör örgütü olarak kabul ediyor. Yavru örgüt Suriye'de özgürlük hareketi diyor. Çünkü Türkiye hala ağır aksakta olsa bir demokrasi. Ancak eğer Türkiye'de devleti bir kişinin emrine tahsis edersek, o bir tek kişinin bir cebine hakimleri, bir cebine vekilleri koyarsak, bu durumda ana örgüt, o bölücü örgüt, tıpkı Esad'ın Suriye'sindeki PYD gibi dünyada özgürlük hareketi olarak tanınmaya başlar. Bunların her birini size bilgili ve belgeli söylüyorum. Her birini karşıma kim çıkarsa çıksın, sloganla konuşmayacak, kitapla konuşacak kim çıkarsa çıksın anlatmaya hazırım. Sayın Cumhurbaşkanı talimat versin, çağırsın, birlikte gitmeye hazırız. Gider anlatırız. Gider anlatırız. Bu Türkiye'nin bölünmesine sebebiyet verir. Biz anlatırız. Görevimizi yaparız. Dinlemeyenin sorumluluğudur. Özet şudur. Böyle bir durumda maazallah Türkiye dünyanın her devletinden para, silah, cephane, istihbarat, lojistik destek, diplomatik destek almaya başlamış bir bölücü terör örgütüyle eşit hale gelir. Allah korusun. Bu andan sonra Türkiye'nin bölünmesini önlemek gerçekten çok büyük bedeller ödemeye bağlıdır. Hatırlayın, Peşmerge hareketi sonunda Irak'ta 36. paralel çekildi ve Irak Hava Kuvvetleri uçak uçuramaz hale geldi. Aynı operasyon Türkiye'ye yapılmak isteniyor ve buna bilinçsizce birileri maalesef şahsi hırsla imkan sağlıyor. Bir elimizde Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin üstün menfaati var, bir elimizde şahsi hırs var. İşte bu iki kefeyi tarttığımızda milletimizin milli menfaatlere elbette üstünlük tanıyacağına inanıyoruz. Ancak değerli yoldaşım, dava arkadaşım, sevgili Bozkurt'un sık sık kullandığı, benim de ona atıf yaparak kullandığım örnek şu. Millete avcunuzun içinde sakladığınız bir nesneyi
bu bardak mıdır, şişe midir diye sormak doğru değil. Biz diyoruz ki bu bir bardak mıdır, şişe midir? Bizim görevimiz, Türkiye Barolar Birliği'nin ve baroların ve Türkiye'nin avukatlarının görevi Türk milletine bunu gösterip bu bardak mıdır, şişe midir? Siz karar verin, takdir sizin. Biz milletimize güveniyoruz demektir. Buradan sesleniyorum. Milletin meclisinde her salı siyasi parti genel başkanlarının birbirlerine hakaretlerini canlı canlı bize seyrettiriyorsunuz. Hiçbir şey öğrenmiyoruz. Milletin meclisi daha doğmamış evlatlarımızın yaşayacağı veya aslında yaşayamayacağı bir ülkenin anayasasını yaparken niçin vermediniz? Niçin televizyonları kararttınız? Ve şimdi biz barolar olarak, barolar birliği olarak sahada milletimizi bilgilendirmek için çalışırken buradaki üniversitenin rektörü müydü? Sayın rektörüne sesleniyoruz. Salonu vermeyerek siz bu bardağı milletten saklayabileceğiniz mi sanıyorsunuz? Buna gücünüz yeter mi sanıyorsunuz? Bizi şimdi her biri kaçak olan birileri de konuşturtmamaya çalıştı ama doğru sonunda yolunu bulur. Hiç merak etmeyin. Bizi ne rektörler susturmaya çalıştı, ne rektörler üniversitelerinden içeriye sokmamaya kalkıştı. Şimdi hiçbiri yok. Şimdi hiçbiri yok. O savcıların da hiçbiri yok, o rektörlerin de hiçbiri yok, o valilerin de hiçbiri yok. Doğru elbet yolunu bulur. Aynı kapsamda burada çok değerli Cumhurbaşkanım var, Muğla Barosu Başkanımız. Cumhurbaşkanım, evvelki gün Fethiye'de yapacağımız benzer bir organizasyon için DSİ'den salon istemeye gitti. DSİ, Devlet Su İşleri. Devlet, hala devlet, şahıs malı değil, hala devlet, hala Türkiye Cumhuriyeti. DSİ, parasını verin, buyurun dedi, devletin salonu. Başkanım, bakın dedi, şube müdürüne. Biz anayasayı anlatacağız, biz de biliyorsunuz, sonra son anda iptal falan olmasın. Yok efendim, dedi. Dün itibariyle Fethiye'nin DSİ'si Muğla Barosu'nun yatırdığı parayı gerekçesiz olarak iade etti. Salonun tahsisini de iptal etti. Dedik ki başkanımla ne yapalım? Aynen şunu söyledik. Biz Fethiye'ye gideriz. Gerekirse meydanda yaparız. O DSİ'nin devleti temsil etmeye devam ettiği sürece bu devlet hepimizindir. Biz birlikte Türk milletiyiz. O salonları bize illaki açacaksınız. Bugün açmazsanız biz yarın açarız. Biz açarız o salonları. Yarın da gidiyoruz. Belediye başkanımız tahsis etti. Allah razı olsun. Başka bir saati aldık. Yarın 3'te Allah'ın izniyle nasipse Fethiye'de binlerce kişiyle birlikte kucaklaşacağız. Tıpkı Aydın'daki gibi. Bizim vatan borcumuzdur bildiğimizi anlatmak. Birileri avcunun içinde saklamaya çalışırken Türkiye'ye yapılmak istenenleri biz açıklayacağız. Kuşkusuz açıklayacağız. İki başlık. Dedim ki bu anayasa değişikliği devlet başkanı olacak kişinin bir cebine hakimleri, bir cebine vekilleri koyuyor. Hemen anlatayım size. Hocalarım çok daha ayrıntılı anlatacaklar. Benimki genel. Bakınız.
meclis başkanın karşısında sıfırlanıyor. Etkisiz hale geliyor. Hodri meydan. Birisi desin ki meclisi güçlendiriyoruz. Ben nasıl diye sorayım. Lütfen izah etsin. Başkanım çok veciz bir şekilde açıkladı. Edemeyenler hakaret ediyor. Meclisi güçlendiriyoruz diyenlere maddesiyle, belgesiyle, bilgisiyle hayır güçlendirmiyorsunuz dediğimizde bize hakaret ediyorlar. Ben dinlemedim. Çünkü yollardayız ve çalışıyoruz. Bizim işimiz çalışmak. Vatan borcunu ödüyoruz. Demiş ki Sayın Başbakan rivayete göre hayır diyenler işte PKK ile aynı saftadır. Bakın biz öyle cevap vermeyiz ama birisi şunu sorar. 2010'da hadi bugün FETÖ dediğiniz cemaat anladık sizi kandırdı. Biz inanmadık ama kandırıldığınıza. Hadi sizi kandırdı, devleti ele geçirdi. Oğlum tamam. PKK da mı sizi kandırdı? PKK da 2010'da evet diyordu. Bugün, bakın bugün ben, Gökhan Başkan, buradaki bütün başkanlar, birisi çıkıp bir AK Partili kardeşime sen 2010'da PKK ile aynı saftaydın öyleyse PKK'lısın demeye kalksa ben karşı çıkarım. Hiç kimseye böyle bir iftirayı atamazsınız, yapamazsınız diye önce biz karşı çıkarız. 2010'da PKK evet çalışması yapıyordu. İktidar partisine oy veren, o anayasa değişikliğine evet diyen vatandaşlarımız PKK'lı mı? Böyle saçmalık olur mu? Böyle bir suçlama olabilir mi? O zaman böyle bir iftirayı atmaya cüret etmesin. Yoksa cevabı yapıştırıverirler. Kaldı ki demin arz ettim size. Bölücü terör örgütü ellerini açmış. İnşallah diyor inşallah. Bu anayasa değişikliği geçer de ben tüm dünyada terör örgütü olmaktan çıkar, özgürlük hareketine dönüşürüm. Ve bu sebeple bir algı operasyonu yürüttüklerine biz eminiz. Ama Türk milleti algı operasyonlarıyla yönetilecek bir millet değildir. Türk milleti kandırılacak bir millet değildir. Birileri fil dişi kulelerden Türk milletine cahil sıfatını takmaya çalışabilir. Yunus'u, Mevlana'yı, Hacı Bektaş'ı ve daha nicelerini merkeze insanı koyan, sevgiyi koyan o güzel felsefeyi üretmiş olan bir milletin cahil olması mümkün değildir. Eğitimsiz olabilir bir kısmı ama asla cahil değildir. Türk milletinin sağduyusu bunun bardak olduğu kendisine anlatıldığında bardak diyecektir. Bu anayasaya hayır diyecektir. Biz güveniyoruz. Biz milletimize güveniyoruz. Niçin meclisi başkana bağlıyor? Açıklayayım. Korkut Hocam, Süheyl Hocam anlatacaklardır. Amerika Birleşik Devletleri başkanlarından herhangi birinin partisinin genel başkanı olduğunu duydunuz mu? Olmaz, duyamazsınız. Çünkü başkanlık sisteminin gerçekten varlığından söz edebilmek için başkanın parti genel başkanı olmaması lazım. Çünkü kongrenin ya da yasama organının, meclisin başkanı denetleyebilmesi başkandan bağımsız olmasına bağlı. Özetle başkanı aynı zamanda parti genel başkanı yapmakla meclisin başkanı denetlemesi kasıtlı olarak imkansız hale getiriliyor. Sevgili dinleyenler, kooperatif başkanını
seçerken kooperatif denetçisini başkana mı atatıyoruz? Apartman yöneticisini genel kurulda seçerken denetçiyi yönetici mi seçsin diyoruz? Koskoca Türkiye'nin geleceği, yönetimi bir kooperatiften ve hatta bir apartmanın yönetiminden daha değersiz olabilir mi? Şu halde daha başlangıçta başkanın siyasi parti genel başkanı olmasıyla meclis başkanı denetleyemez hale geliyor. Bir. İki. Olur ha bir sene iki sene sonra ya bu başkana da şöyle bir tane istemediği bir kanunu gönderiverelim dedi. Başkan kanunu okuyup bunu hiç de beğenmedim. Siz ne cesaretle kendinizi hakikaten meclis mi sandınız ki bana bu kanunu gönderdiniz deyip iade ederse o meclisin o kanunu tekrar çıkarması için imkansız bir çoğunluk isteniyor. 5-3. Olur ha. Meclis inat etti. Hani milyonda milyonda bir inat etti. Ve bu defa muhalefet, iktidar, herkes birleşti, kanunu çıkardı. O 3 Taksim 5'i yakaladılar. Bu defa sizi feshettim diyor. Sadece kendi partimi feshetmedim. Rakip partileri de feshettim. Haydi bakalım, haydi bakalım meclisi feshettim diyor. Tamam kendisi de seçime gidiyormuş. Peki yenilenen milletvekili seçimlerinde partisinin milletvekili adaylarını kim yazacak? Parti genel başkanı şapkasıyla kendisi. Dostlarım, bu üç gerekçeye şu ana kadar karşı çıkıp çürütebilen bir Allah'ın kulu çıkmadı. Varsa yoksa hakaret eden var. Hakaretle, balçıkla güneş sıvanmaz. Doğru tektir. Doğru tektir. Hak tektir. İki, bu değişiklik yasama organının yanında hakim ve savcıları da başkanı bu cebine koyuyor. Bu cebine milletvekillerini koydu. Bu cebine de hakim savcıları koyuyor. Neden mi? Hakimleri atayan ve istediğinde atan kurulun çoğunluk üyesini başkan seçiyor. Nasıl seçiyor biliyor musunuz? Önce devlet başkanı şapkasını takıyor. 13 üyenin 6'sını devlet başkanı şapkasıyla atıyor. Sonra şapkayı vestiyere koyuyor. Koşuyor arabasına biniyor. Meclise diyor. Meclise gidiyor. Parti genel başkanı şapkasını takıyor. Kalan 7'sini de partisine mecliste seçtiriyor. Ha peki. İki şapkası var yani. Peki iki şapkalı birinin şapkaları aslında aynı anda kafasında. Bir siyasi partinin genel başkanının ilçedeki temsilcisi kimdir? Partisinin ilçe başkanı. İldeki temsilcisi kimdir? Siyasi parti genel başkanının ildeki temsilcisi kimdir? Partisinin il başkanı. Telefonu çıkarır cebinden, il başkanı parti genel başkanına ulaşır. Siz ulaşamazsınız, il başkanı ulaşır. Siz ulaşamazsınız, ilçe başkanı ulaşır. İlçe başkanı telefonu açıp partisinin genel başkanı devlet başkanına, ya senin atadığın şu HSK var ya, hakimlere atayan, o HSK'nın bizim ilçeye atadığı hakimden hiç memnun değiliz biz. Çünkü bizim istediğimiz davalarda istediğimiz gibi karar vermiyor dediğinde ne olacaktır? O hakimin ipi çekilir. Bakın bunlar şaka değil, bunlar gerçek. Bugün dahi maalesef yargıç bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilçe başkanlarına emanet edilmiştir. Yarın anayasal olarak bu hale gelecektir. O yüzden tarla tapan uyuşmazlığı mı var? Mahkemeye mi düştün? Mahkemeden önce ilçe başkanlığında çözülür işin. Boşanacak mısın? Haklı haksız ilçe başkanını ikna edeceksin. Suçlu suçsuz, tutuklama, tahliye, ilçe başkanı karar verecek ve tebliğ edecek hakime. Böyle bir adalet olmaz. Bu koskoca Türkiye'yi bir düdüklü tencereye tıkmak, altını açmak,
kapağını sıkıca kapamak yetmedi. Düdüklü tencerenin düdüğünün üstüne de parmak basıp tıkamak anlamına gelir. Bu Türkiye patlar. Bu Türkiye böyle yönetilemez. 3. Böyle bir sistem kalıcı istikrarsızlık getirir. Sebep. 15 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği şuydu. Ben dahil hiç kimse artık 14'ündeki gibi olmayacak. Tarafsız davranacağız. Hepimiz cümlelerini değiştirecek. Böyle dediği için yeni kapı ruhu doğdu. Böyle dediği için Türkiye'yi paramparça etmek isteyen bunca terör örgütü karşısında Türk milleti herkesi şaşırttı çünkü birleşti. Bir siyasi parti genel başkanı bu birleşmeyi sağlayamaz. Cumhurbaşkanlığı makamı bizim için çok değerli bir makamdır. Biz Türkler için Cumhurbaşkanlığı yukarıda bir makamdır. Cumhurbaşkanlığı makamının önünde biz önümüzü ilikleriz. Cumhurbaşkanı hepimizi temsil eder. Milletin tamamını temsil eder. Cumhurbaşkanını buradan alıp siyasi parti genel başkanı seviyesine indirirsek eğer sadece kendi partisinin il ve ilçe başkanlarını temsil edebilir. Böyle bir durumda da sevgili başkanımın her yerde söylediği gibi asla milli birlik beraberlik sağlanamaz. Herkes birbirine acaba hangi partidensin, hangi mezheptensin, hangi inançtansın, hangi inanç yolundansın, kimdensin diye bakmaya başlar. Acılara dahi ancak kimden olduğuna bakarak üzülürüz, paramparça oluruz. Milleti parçalanmış bir devletin toprakları da parçalanır. Çok tehlikelidir bu. Ve öyle bir devletin ülkesine hukuki güvenlik olduğu için yatırım gelmez. Yani ekonomi dibe vurur. Milli para dolar karşısında her geçen gün pul olur. Çünkü milli paranın değerinin yükselmesi için fabrika kurulması lazım. Fabrikaların çalışması lazım, iş lazım, istihdam lazım. Ama bir yatırımın geleceği bir insanın iki dudağının arasına terk edilirse öyle bir düzende ne yabancı yatırımcı gelir ne yerli yatırımcı parasını çıkarır yatırır. Yani kalıcı ekonomik istikrarsızlık bu anayasa değişikliğinin özünde vardır. İstikrar da getirmiyor. Bölünmeye sebep oluyor. Meclisi devre dışı bırakıyor, yok ediyor. Yargıyı, hakimleri, savcıları başkana bağlıyor ve ekonomik istikrarsızlık getiriyor. Her birini hodri meydan küfretmeden saygıyla sakin sakin anlatacak kim varsa karşısına çıkmaya biz hazırız. Hakaret etmeden. Bu iş çünkü bir milli meseledir. Siyasi partilerin üstündedir. Sizden de ricam hiçbir siyasi partiyi yermeden, hiçbir siyasi partiyi övmeden milli bir mesele olduğu bilinciyle konuşmalarımızı yapmaktır. Önümüzdeki soru gayet basittir. Bu millet devletin tapusunu bir kişiye ama kim değil, kim olduğunu bilmiyoruz. Bir kişiye vermeye razı mıdır? Evet mi hayır mı? Hayır. Tapuyu verir misiniz? Hayır. Yerindedir, hükümet yerindedir, partiler yerindedir. Sadece Türk milleti tüm dünyaya bağımsızlığını, özgürlüğünü, geleceğini hiç kimseye teslim etmeyeceğini bir kez daha ilan edecektir. Türk milletinin geleceğini yine Türk milletinin azim ve kararlılığı kurtaracaktır dostlarım. Milletime olan bu kesin inancımı Efeler Diyarı Aydın'da bir kez daha dile getirmekten son derece mutluyum, bahtiyarım. Sağ olun, var olun. Türk milleti Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan asla sapmayacaktır. Nisan ayı hepimiz için hayırlı bir aydır. Nisan ayı kutlu bir ay olacaktır. Nisan ayı kutlu bir ay olacaktır ve önümüze konulan referandum Allah'ın Türk milletine bir lütfudur dostlarım. Çünkü Nisan ayında
Türk milleti Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete sahip çıktığını tüm dünyaya gösterecektir. Söz veriyorum size. Size söz veriyorum. Ve size bu sözü sizden aldığım kararlılıkla söylüyorum. Sizden aldığım ışıkla söylüyorum. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Efeler Diyarı Aydın, iyi ki var. Birlik Başkanı Sayın Dıtını Beyzoğlu Beyefendi'ye bu çok güzel konuşması için teşekkürlerimi sunuyorum. Canım. Söz sırasını Profesör Doktor Kanadolu Hocam'a vermeden önce bir hususu hatırlayalım diye sizlerle paylaşmak isterim. Evet, okuyacağız. Bilenlerden dinleyeceğiz, gidip kararımızı vereceğiz. Şundan şuraya veriyor, onlar buraya veriyor falan. Bunlar bizim argümanlarımız olamaz milletçe dedik. Sayın Hocam da aynı şeyi söyledi, başkanım da söyledi. Hatırlatmak için söylüyorum. O onlar oraya veriyor, o halde biz buraya vermeliyiz diyenlerin iç güvenlik yasa tasarısı meclise geldiğinde o diye bahsettikleriyle akademik çalışmasını gerektiği gibi yapmanın nasıl cezalandırıldığını gördüğümüz bir ortamdayız. Bu yapılanlar aslında nelerle ileride karşılaşacağımızı da gösteriyor. Onun için başkanımın dediği gibi Türk milleti gerçekten bunu elinin tersiyle itmelidir. Ve ben de aynı inançla yani %2-3'lük bir oran bile iktidar partisinin sempatizanları arasında bu konuda bir soru işareti oluştuğu anda sonuç hiç de bekledikleri gibi olmayacak. Bizim işimiz o kesime bu soruları sormak. Bunun bir kişiye özgü olmadığını, Türkiye'nin tüm geleceğini ipotek altına aldığını, Türkiye'nin tüm demokratik kazanımlarını ortadan kaldırır bir rejim olduğunu, yozlaşmış bir rejim olduğunu herkese anlatmamız gerekiyor. Bu yozlaşmış rejimi Türkiye daha önce de reddetti. Hem de Mustafa Kemal'in en prestijli olduğu dönemde meclis eliyle reddetti. 24 Anayasası'nın yapılmasına ilişkin döneme gidersek, o zaman da Mustafa Kemal'in kullanabileceği yetkiler olarak aynı bu anayasa değişikliğinde yer alan yetkilerin tanınması Anayasa Komisyonu tarafından önerildi. Yani ona başkomutan yetkisi verilmek istedi, ona veto yetkisi verilmek istedi, ona meclisi fesih etme yetkisi verildi. Ama o meclisteki örneğin Saruhan milletvekili haşa gökten Allah gelse bu yetkiler tanınamaz dedi. Ve meclis bu yetkileri reddetti. Mustafa Kemal de bu durumu gayet olgunlukla karşılayıp bu meclisin işidir, bu meclisin karar verebileceği bir durumdur diye İnönü'ye açıklamaları var. O günkü demokratik olgunluğun bugün yine gösterilmesini, halk tarafından gösterileceğini düşünmemiz gerekiyor. Aksi takdirde kendi tarihimize, kendi anayasal birikimimize ihanet etmiş oluruz. Bakın Türkiye'nin yine 140 yıllık bir parlamenter rejim deneyimi var. Daha 1876 anayasası değiştirilip bir meşruti monarşiye dönüştürülmeden önce padişahın oluşturduğu Kamil Paşa kabinesinin parlamentoda güvensizlik oyuyla düşürüldüğü bir tarihten geliyoruz. Şimdi bu metne baktığımız zaman hocamın dediği gibi tüm yetkiler tek bir kişinin eline bırakılıyor. Son sözün hep bir kişi tarafından söylenmesine yönelik bir
anayasa metni hazırlanıyor. Bu anayasa metni bir gerçek anayasa metni olamaz. Bu anayasa metni bir tuzak anayasadır. Bu tuzağa düşmememiz gerekiyor. Şimdi Türk dünyaya baktığımız zaman da sadece bizim tarihimiz değil, dünya tarihi de ne kadar tehlikeli bir dönemeçte olduğumuzu gösteriyor. Başkanlık rejimine, parlamenter rejimi bırakarak geçen 3 tane ülke var. Malawi, Ghana, Zimbabwe. Ve bunun üçü de diktatörlüğe dönüşmüş durumda. Amerika kıtası dışında bu rejimi demokratik olarak uygulayabilen tek bir örnek bile yok. Kuzey Kıbrıs belki örnek veriyor. Amerika Birleşik Devletleri dışında da bu rejimi hasbelkader demokratik olarak uygulamaya çalışan Şili, Uruguay, Arjantin, Brezilya, bu saydığımız sadece sınırlı örnekler de hep söylediklerin aksine bir koalisyon ile ancak başkanlık rejimini yürütebiliyor. Bunu sağlayamayan, koalisyon oluşturamayan Latin Amerika ülkelerinin bir sivil ya da askeri oligarşik diktatörlüğe dönüştüğünü görüyoruz. Bizim önümüzdeki tehlike de budur. Türkiye bu tehlikeye karşı uyanık olmalı. Bir diktatörlüğe izin vermemeli. Bakın yine bir Alman anayasacı, hukukçusu 2004 yılında şunları söylüyor. Diyor ki böyle anayasal önemli konularda yapım sürecinde bu günlük bir eylem değildir. Bu bir siyasi partinin ajandası olamaz. Böyle önemli konular bir kırılmanın, anayasal bir kırılmanın bir sıfır noktasının sonucudur diyor. Biz ve bunu sıfır noktasına ilişkin olarak da bir savaş, diktatörlük ya da yabancı bir egemenlik sonrasında ortaya çıkar bu sıfır noktası diyor. Biz şu an bir sıfır noktasındayız. Biz bu kırılmaya izin vermemeliyiz. Bunun yaratacağı sonuç ya bir savaştır ya bir diktatörlüktür. Başka türlü bu anayasa metninin işletilebilmesi kabul edilse bile bu anayasayla ülkenin yönetilmesi mümkün olmayacaktır. Tehlikenin neresinden aslına dönerse o kadar kârdır. Bakın bu rejime ilişkin açıklama yapmış olanlar, AKP'li olanlar, akademisyenler bile ne olabileceğini bizim uyaracak şekilde ortaya koymuşlar. Yine alıntı. Diyor ki bu kişi, sen eğer başkana kanun yapma, fesih, harcama yetkisi verirsen sıkıntılar yaşanır. Gerçekten geniş yetkilerle donatılmış başkanın kolayca diktatör olması düşünülebilir. Daha okumayayım. Kim olabilir sizce bunu söyleyen? Kuzu. Onun için şu an söyleyecek lafları olamaz. Bu yetkilerle donatılmış bir cumhurbaşkanı öngörülüyor. Bu Recep Tayyip Erdoğan sorunu değildir. Bunu kötüye kullanan herkes ama herkes bir diktatöre dönüşebilir. Yine aynı şekilde. Bir başka AKP. Herhalde bakan yardımcısı şimdi. Hüseyin Yayman. O da bir kitap yazıyor. Demin söylediğim de Kuzu'nun Her Yönüyle Başkanlık Sistemi adlı kitabından bir alıntı. Yayman'ın kitabı da yine Türkiye'de devlet reformu ve başkanlık rejimi de 2016'da yayınlanmış. Diyor ki, başkanın her an meclisi feshetmesi, başkanlık rejiminin ana ilkelerini devre dışı bırakır, dikta rejimi yaratır, gerçek başkanlık sistemiyle hiçbir ilgisi yoktur diyor. Şimdi bunların söylendiği, bu tespitlerin yapıldığı bir ortamda biz neden bir diktatörlük yaratmak için kendi elimizde böyle bir yola gideceğiz? İçinde olduğumuz koşullar da biraz önce belirttiğimiz gibi yine tarihten gelen örneklere baktığımız zaman anayasa yapımı için uygun bir
dönemin olmadığını gösteriyor. Demokratik anayasa yapıcılığı için bu tür uzlaşmaya dayalı, ödünleşerek tüm toplumun benimseyeceği bir metin ortaya çıkması için olağan dönemlerin yaşanması gerekir. Biz olağanüstü dönemler yaşıyoruz. Ve olağanüstü dönemlerde yaptığımız hiçbir anayasa kalıcı olmadı. 61 anayasası öncesinde sıkı yönetim vardı. 71 değişikliklerinde sıkı yönetim vardı. 82 anayasasını yaparken yine sıkı yönetim vardı. Ve şu an neden şikayet ediliyor? Bu anayasanın yapım koşullarından, bir darbe anayasası olduğundan söz ediliyor, yakınılıyor. Birçok değişiklik geçirmiş olmasına rağmen. Şimdi yapılacak olan da bu koşullarda aynı sonucu doğuracaktır. Anayasal sorunlarımız katlanarak devam edecek. Bunu yaşayan ülkeler de var. Olağanüstü koşullarla yapılan anayasaların yarattığı acıları yaşayarak gören ve anayasalarında açık olarak olağanüstü dönemde anayasa değişikliği yapılmaz diyen ülkeler var. Başta Almanya. Almanya olağanüstü dönemlerde nasıl KK'lerle, olağanüstü kararnamelerle yetkilerin kötüye kullanıldığını ve diktaların ortaya çıkıp üstüne üstlük tüm insanlığa ne kadar büyük acılar yaşattığını gördükten sonra yaptığı anayasada olağanüstü dönemlerde bile hızlı karar alabilmek için meclis içinde bir komisyon oluşturuyor. Ve anayasa değişikliklerinin bu dönemlerde yapılmasını yasaklıyor. Şimdi bunları bile bile biz neden böyle bir yola giriyoruz? Bu yine suçluluğun herhalde telaşından kaynaklanan, demokratik bir ortamda iktidarlarının sürdüremeyeceğinden kuşkulananların arkasında olduğu bir anayasa değişikliği. Biz demokrasi istiyorsak, biz özgürlük istiyorsak, asıl bu olağanüstü dönemlerde ortaya çıkan hukuksuzlukları giderebilecek yargıyı ve meclisi güçlendirmemiz gerekir. Şimdi metnin teknik özelliklerini hocam anlattı zaten. Yani var olanlar bunlar. Biraz isterseniz detaylara girelim. Bir kere bu çok özensiz, hiçbir iç tutarlılığı olmayan, alel acele yapılmış bir anayasa değişikliği. Neden? Bakın birkaç örnek verebiliriz. Bir taraftan partisiyle ilişkisi kesilir hükmü kalkıyor ve partinin cumhurbaşkanı yaratılıyor. Diğer taraftan bu cumhurbaşkanı ülkenin milletin birliğini, bütünlüğünü temsil etmesi, organlar arasındaki uyumu sağlama gibi partiler üstü, tarafsız konumda olan bir ancak cumhurbaşkanı tarafından kullanabilecek yetkiler tanınıyor. Bu tür bir ulusun birliğini temsil etme gibi bir yetki Amerikan başkanının bile tanınması düşünülmemiş. Böyle bir düzenleme öngörülmemiş. Başkanın dediği gibi partili olmamasına rağmen. Parti genel başkanı olmamasına rağmen diyelim. Bir diğer nokta yürütme tek kişi indirgen. Bakanlar Kurulu kaldırıldı. Bakanlar Kurulu geçen her yerde bir torba anayasa maddesiyle 58 yerde benim saydığım değişiklik yapan bir maddeyle tüm cumhurbaşkanlarının üstü çizildi. Başbakanlığın adı çizildi ya da Bakanlar Kurulu'nun cumhurbaşkanına yer verildi o maddeler açısından. Bir maddede 117. madde. 117. madde der ki şu an yürürlükteki metin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülke savunmasından dolayı meclise karşı sorumluluğunu başbakan taşır diyor. Şimdi o çizdiler. Hiçbir sorumluluk aracı bırakmamalarına rağmen cumhurbaşkanı meclise karşı sorumludur hükmü yer alıyor. Peki nasıl gideceksiniz sorumluluğuna? Hiçbir araç yok. Ne güven oyu var? Ne meclis soruşturması var? Ne de hatta sözlü soru sorabilme olanağı var. Bakın
Elimizde şu ana kadar saydığımız bütçe yetkisi elinden alındı. Yürütmeyin siyasi sorumluluğuna gidebilme olanağı elinden alındı. Üstüne üstlük yasama yetkisiyle elinden alınabilir hale getirildi. Nasıl yapıldı bu? Kanun hükmünde kararname rejimi Cumhurbaşkanlığı kararnamesine dönüştürüldü. Ama sakın ola ki bu kararnameler üzerinde meclisin bir denetimi olduğunu düşünmeyin. Şu an Bakanlar Kurulu kararname çıkarabilmesi için bir kanuna ihtiyacı var önceden onu yetkilendiren. Ve sonrasında yine işlemin meclis tarafından onaylanması gerekiyor. Şimdi Cumhurbaşkanı her alanda sadece temel hak ve özgürlükler deniyor dışında. Onun da ayrımı nasıl yapılacak bu Anayasa Mahkemesi tarafından? Çünkü 15 üyesinin 12'sini o atıyor. Yasamayı devre dışı bırakan, asıl vesayeti Cumhurbaşkanı üzerinde kuran bir rejim ortaya çıkıyor. Meclisin yasama yetkisini sıfırlayabilecek yetkilerle donatılıyor. Yine bir tutarsızlık, 7. maddede yasama yetkisi devredilmez hükmü yer alıyor. Şimdi bu iki hüküm nasıl bir arada çelişmeyecek, sistematik bir bütünlük içinde yorumlanacak? Bu mümkün değil. Tutarsızlıkların saymak, arttırmak mümkün. Bir başka nokta, yine meclisi sıfırlayan, yine son sözü ortaya çıkabilecek, başkanın belirttiği gibi her senaryoda yine son sözü Cumhurbaşkanı'na bırakan bir yetki. Fesih yetkisi. Feshedebilmesi her zaman mümkün. Sınırlama yok. Bu fesih yetkisini kullandığı zaman parlamentoyu ortadan kaldırabiliyor. Yeni oluşanı da kaldırabiliyor. Bir oluşanı bir daha kaldırabiliyor. Hiçbir sınırlaması yok. Bu tür bir yetkinin hiçbir başkanlık rejiminde, demokratik işleyen bir başkanlık rejiminde olmadığını ben değil, işte biraz önce alıntı yaptığım kişiler de söylüyor. Var olan bir anayasa var. O da diktatörlüğe dönüşen Zimbabwe. Bu tür bir fesih yetkisini tanıyan bir başkanlık rejimi. Bu ikinci bir diğer nokta yine değinildi aslında. Veto yetkisine sahip Cumhurbaşkanı. İstediği meclisin yasasını tekrar kendisine girsin geriye gönderebiliyor. Bunun kırılması da yine nitelikli bir çoğunluğu gerektiriyor. Şimdi bütün bu yetkilere baktığımız zaman ben süremi de başkanım ne kadar başkan da yapmış ama ben kullanayım başkanım yetkisini. Kullansın. Yani biraz yavaş yavaş tamamlayayım ben isterseniz. Yani, sonra bir tur daha yaparız. Soru cevaplarla. Soru cevaplarla. Bir de siyasal koşulları dikkate almadan bu normların varlığı bile yeterli hayır demeye de bir de siyasal koşulları dikkate aldığımız zaman bu tür anayasal düzenlemelerin hiçbir şekilde demokrasiyle bağdaşmadığını görmek mümkün. Şimdi hakim partiye dönüşmüş bir siyasal yaşam var. Üçten fazla siyasi parti seçimlerde tek başına iktidar olduktan sonra demokratik seçim yapma olanakları da zayıflıyor. Seçim göstermelik hale geliyor. Otoriter, totaliter rejimlere dönüşüyor. Bir de bu yetkilerle donatılan bir partili cumhurbaşkanını ortaya çıkardığımız zaman artık biz iktidarın el değiştirmesi için seçimlere güvenemez hale geleceğiz. Dolayısıyla demokrasinin sürdürülebilmesi, iktidarın el değiştirilebilmesini sağlamak bile çok büyük bir zorluk yaratacak.
O kırılmalar asıl o zaman yaşanacak. O zaman anayasa yapma ihtiyacı asıl ortaya çıkacak. Ama biz şu ana kadar revize ettiğimiz bu anayasa üzerinden oradaki parlamentoyu kamuoyunun ilgisini çekecek şekilde canlandırarak, ülke sorunlarını o parlamento üzerinden tartışarak, tartıştıracak reformları yaparak yol almamız gerekirken, tüm geleceğimizi bir kişinin iki dudağı arasına bırakıyoruz. Ve o kişi parti içi demokraside işlemediği için, partiler içerisinde adayların ön seçimde belirlenmediği için yine demokratik işleyişi ortadan kaldıran, güçleştiren bir son bizi bekliyor eğer bu anayasa değişikliği kabul edilirse. O açıdan ben şu sözlerle bitirmek istiyorum. Biz bu cumhuriyeti büyük zorluklarla kurduk ve bu cumhuriyeti kuran, savaşı demokrasiyle yürüten bir meclise sahibiz. Bu meclisi devre dışı bırakacak anayasa değişikliklerine bu toplum kendi iradesiyle o meclise gitmeyen milletvekillerinin yerine geçerek onları da düzeltecek şekilde reddedecektir. Ben de bu inançla sözlerimi bitiriyorum, saygılar sunuyorum. Bravo. Efendim çok teşekkür ediyorum Sayın Kanadoğlu'na. Şimdi vekaleten toplantıyı yönetiyorum şu anda. Tabii anayasada Cumhurbaşkanı'na ya da başkana daha doğrusu kimin vekalet edeceği de belli değil. Daha doğrusu vekilin hiçbir niteliği de belli değil. Halbuki hocalarım buradayken herhalde doğrularlar. Vekil asilin niteliklerine sahip olmalıdır. Onun eğitimine, onun birikimine vesaire. Onun demokratik meşruluğuna. Ve onun demokratik meşruluğuna. O yüzden Amerikan başkanları yardımcılarıyla birlikte seçilirler. Ayrı ayrı seçilmezler. Ben sözü Profesör Doktor Süheyl Batım'a vereceğim. Süheyl Hoca'yla biz Türkiye'yi karış karış geziyoruz. Korkut Hocam dersleri müsaade ettiği durumlarda lütfediyor, bize katılıyor. Her yere gidiyoruz hocayla. Ve birlikte milletimizi bilgilendirmeyi bir görev biliyoruz. Şunu soruyorlar zaman zaman bize. Sözü devrederken hemen iki cümlelik ara tebliği sunayım. Ya bu anayasada iyi hiçbir şey mi yok? Bakınız. Yine bardak örneği veriyorum. Bu bardağa tertemiz su doldurdum. Tertemiz. Ve bu tertemiz suyu içmeden önce eğildim yerden birazcık pis bir şey aldım. Çok az ama. Attım. İçer misiniz? İçer misiniz? Hayır değil mi? Değil mi? İşte hakimleri başkana bağlayan, meclisi sıfırlayan, etkisiz kılan bir paketin içinde diğer unsurlar iyi olsa ne olur? Milletin vekillerine bu biliyorsunuz parça parça sunuldu. Her maddeyi oyladılar. Öyle diyor çünkü anayasa. Ama teklifin içinde bu referanduma yani asile paket olarak gider diyor. Bana önüme 18 yaş örneğin tek başına gelse ben 18 yaşa karşı çıkmam. Vallahi karşı çıkmam. Niye çıkayım ki? İdealisttir 18 yaşındaki delikanlı. Bir daha milletvekili olmak için milletinin iradesine ve milletinin geleceğini tehlikeye düşüreceğini bile bile yanlış bir iş yapmaz. Hiç olmazsa inandığını yapar. İdealisttir. Ama 18 yaşındaki delikanlının dolmuşa verecek parası yok.
Milletvekili adayı olmak için 500 bin lirayı, 800 bin lirayı tık nasıl yatıracak? Hiç kimse bu işi suistimal etmesin. 18 yaşa indirmek olsa olsa birilerinin paşa evlatlarını milletvekili yapmaktır. 18 yaşındaki vatandaşın evladını, halkın çocuğunu yine dolmuşa binecek parası olmadan ortada bırakmaktır. Üniversiteyi bitiren evladın gelecek korkusu var, iş bulamıyor. Cebinde parası yok. O yüzden bunlar bizim aklımızla alay etmektir. 600 milletvekiline çıkarılıyormuş. 1600 olsun. Yeter ki çalışsın. Ama o milletvekillerini parti genel başkanı tek tek yazıp onun emir komutasında olduğunda ister 1600 olsun, ister 600 olsun, ister 6 olsun ne fark ediyor? Zaten emir komutada çalışıyor. Biz diyoruz ki sakin sakin söylüyoruz. Meclisi yürütmeye yani başkana karşı güçlendir, bağımsız kıl. Yasamayı bu şekilde bağımsız kıldıktan sonra hakim savcıları başkanın emrinden çıkar, bağımsız kıl. Biz de o zaman hadi bakalım gerçekten tartışacak bir şeyimiz var diyelim. Şu anda yok. Olmadığı için, savunacak bir tarafı bulunmadığı için sadece hakaret ediliyor. Bizim seviyemiz hakarete hakaretle cevap vermeye izin vermiyor. Ben Süheyl Hoca'ya çok teşekkür ederek sözü vermeden önce bir katkı sunmak üzere Asil'e devrediyorum mikrofonu. İkimizden ikiniz hocam. Eyvallah. Ben içinde kalan bir konudur o 18 yaş meselesi. Başkanım çok güzel değindi. Ben bir ilave yapmak istiyorum. Evet, 8 yaş olsa, 18 yaş olsa, 78 yaş olsa ne fark eder? 18 yaşındaki genç idealisttir. Doğru söyledi başkanım. Heyecanlıdır. Hiçbir şekilde onu elde edemezsiniz. Ama o heyecanla gelip doğru bildiğini sormak isteyecek bakana. Hakkı yok. Gel soru verelim diyecek. Hakkı yok. Bütçeyi onaylamak için bir oy hakkı bile yok. O zaman milletvekili olsa ne olur, olmasa ne olur. Ayrıca evet bunun için bugünkü siyasi partiler yasası ve fiilen uygulanmakta olan sistemi düşündüğümüzde paşaların çocukları Mehmet Bey olurlar 18 yaşında. Memleketin evlatları Mehmetçik olurlar. Bizim için kıymetli olan ama Mehmetçik. Buyurun hocam. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Tamam. Çok değerli bakanım. Çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanı. Baroların çok değerli başkanları, siyasal partilerin, sivil toplum kuruluşlarının çok değerli il başkanları ve başkanları, yönetim kurulu üyeleri, çok değerli aydınlılar, sevgili akademisyenler ve hanımefendiler ve efendiler. Bir kere başlamadan önce ben de özellikle Barolar Birliği'ne ve değerli baro başkanlarına, baronun yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü önemli bir konuda, anayasa konusunda çok önemli bir görev üstlendiler. Evet, bu bir hukuk sorunu ve hukuk sorununda da bugüne kadar birçok kurumun maalesef ve maalesef bu süreç kısa bir süreç değil. Sonunda maalesef diyorum, Atatürk'ün ölümünden itibaren başlayan bir karşı devrim sürecinde belki bizler çok fazla farkına varmadık, belki varmak istemedik ama sonunda bütün tersanelerine, bütün kurumlarına girilmeye başlandığı bir süreçte barolar her zaman hukuk devletinin, demokratik hukuk devletinin, insan haklarına dayalı demokratik cumhuriyetin sarsılmaz bekçileri olarak ayakta kalmaya devam ettiler. Ve o ayaktalıklarının, o farkındalıklarının
bir örneği olarak da bu anayasa konusunda hadi gel dediler beraber. Bana da, sevgili Korkut'a da, bazı arkadaşlarımıza da, bir bölümü başka yerlerde olan, katılan arkadaşlarımıza da hadi elinizi taşın altına sokun dediler. Bu bana göre çok önemli bir işlevdi. O bakımdan hem onlara hem sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Değerli arkadaşlar, biz hukukçuyuz. Burada salonda çok değerli avukatlar var, hukukçular var, baron üyeleri var ama olmayanlar da var tabii ki. Şimdi biz anayasayı bugün şunu özellikle istiyoruz. Barolara ve Barolar Birliği'ne o yüzden çok teşekkür ediyorum. Biz burada bir şeyleri anlatacağız. Sizlerden istirhamım, eğer bunların gerçekten ben de hayır çıkacağına inanan biri olarak, yürekten inanan biri olarak... Sizler burada inanmadığınız, ikna olmadığınız veya bak şöyle de diyorlar, ne diyeceğiz dediğiniz bütün konuları bugün bize sorun. Tamamıyla aklımızda hiçbirimizin tereddüt kalmasın ve bundan sonra partiler, baro üyeleri, başka mesleklerden olan arkadaşlar, her biri kendi aile çevrelerine, dost çevrelerine, meslek çevrelerine, işlerine, kendi kahvelerine, nereye giderlerse gitsinler, rahat rahat bizim sizlerle paylaşacağımız şeyleri rahatlıkla anlatsınlar her yerde. Rahatlıkla hiç kimsenin oradaki insanları kandırmaya, kafasını karıştırmaya imkan vermeyeceğinize inanıyorum. Ve bunu yaptığımız takdirdeki yapacağımıza inanıyorum. Bu referandumun sizlerin o katkılarıyla, sizlerin kendi meslek gruplarınızda, aile çevrelerinizde, arkadaş gruplarınızda, alışveriş yaptığınız yerde, bulunduğunuz yerlerde vereceğiniz cevaplar, anlatacağınız şeylerle Türk milletinin buna genel olarak kesinlikle ve kesinlikle evet oyu vermeyeceğine inanıyorum. Değerli arkadaşlar, şimdi bir kere şundan başlayayım. Bunda içiniz rahat olsun, hepimizin içi rahat olsun. Şimdi ta eski Yunan'da bundan 3000 yıl önce, 2500 yıl önce Solon'a sormuşlar. Solon önemli bir adam, Atina kentinin yasalarını ve anayasasını yapıyor. Diyorlar ki, sen yüce Solon'sun, bilginsin. Sen yasalarını yaptın Atina kentinin, Atina demokrasisinin. İyi anayasa nasıl yapılır, nedir? Diyor ki ilk önce bana hangi ülke ve hangi dönem için yapıldığını söyleyin. Şimdi bugün gördüğümüz hepimiz biliyoruz. Hukukçu olmamıza gerek yok. Türkiye'de belirli sorunlar var. Türkiye'de insanlar güvenceli olmayabiliyor, güvenceli değil olmayabiliyor değil. Bugün inanılmaz bir kölelik sistemi Türkiye'de hakim. Bugün Türkiye'de kadın erkek eşitliği maalesef ve maalesef kadın cinayetlerinin önlenmesine yetmiyor siyasal iktidarların katkısıyla da. Bugün Türkiye'de birçok sorunumuz var. Şimdi iyi anayasa, kötü anayasa. Bunlara çözüm üretmeye çalışan bir anayasa olur. Deriz, bu olsa biraz daha iyi olur, bu olsa biraz daha kötü olur, bu iyiydi. Herkese göre de değişir. İyi anayasa, kötü anayasa. O yüzden zaten mutlak iyi bir anayasa yoktur. Hangi gruplar, hangi sınıflar, tabakalar, katmanlar, hangileri ne gibi hak ve özgürlükleri güvence altına alınabiliyorsa ona göre iyidir. O yüzden zaten bütün iyi anayasalarda böyle çok sofistike bilgilere falan gerek yoktur anayasa yaparken. Toplumda var olan çatışmalara, toplumda var olan farklı sınıflara, katmanlara, gruplara, meslek gruplarına, kadın, erkek, farklı mezhepsel gruplara, farklı dinlere, farklı etnik kökenlere, eğer çocuklarının kendilerinden daha iyi yaşayabileceği, yarından emin olarak yaşayabileceği hakları veriyorsan o anayasa iyi anayasadır. Bu anayasaya baktığımızda ise emin olun iyi kötü falan değil. Çok rahatlıkla söylüyorum. Bu anayasa bir, gerçekten Korkut'un söylediği gibi, tuzak bir anayasadır.
Hatta öyle saklanmış ki kimse kusura bakmasın haince hazırlanmış bir tuzak anayasadır diyorum. Hadi iyi niyetli olalım o zaman utangaç anayasa diyelim. Utangaç öyle bir şey ki gizli saklı. Her şey bir yere saklanmış. Örneğini mi istiyorsunuz? Çok basit. Daha komisyonda görüşülürken biraz kamuoyunda ne kadar gizlense de ya bu anayasa Cumhurbaşkanı'na her alanda kanun hükmünde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleme yetkisi veriyor dendi. Öyle mi dediler? 14-15. Maddeleri çıkartıyoruz dediler. Hatta televizyonları izlediniz dediler ki efendim 14-15'i çıkarttılar. Artık Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini azalttılar. Doğru mu? Yalan. 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 10. maddeye sakladılar. 8. maddeye sakladılar. Yani teklifin 16. maddesine sakladılar. Sakladılar. Utangaç anayasası. Anayasa. Yaptığını söyleyemiyor. Biraz daha kötü düşünürseniz haince hazırlanmış, açık söylüyorum. Görmesinler diye hazırlanmış bir tuzak anayasa. Şimdi sevgili arkadaşlar, bir kere hukukçular bilir burada. Hepimiz biliriz. Bir tarafı savunursun. Savunduğun zaman bir şeyin, hukukçu olmayanlar da bunu anlar en azından. Eğer bir hukuk metni varsa, hukuk metnini tabii ki farklı görüşler olacağı için farklı yorumlarsın. Biri şöyle yorumlar, biri böyle yorumlar. Hukuk böyledir. İki kere iki dört değildir. O yüzden bir şeye bakar hukukçu olmayan. İki tarafta gerçekten metni tartışıyor mu? Veya makul, mantıklı şeyler söylüyor mu? Söylemiyorsa biri, yalan söylüyorsa anlayın ki onun söylediği palavradır. Şimdi bu anayasa içinde bir bakın. Akşamları seyrediyorsunuz her akşam. İşte Sayın Başbakan çıkıyor, Sayın Cumhurbaşkanı çıkıyor, Sayın partinin işte ileri gelenleri çıkıyor. AKP'nin veya sözüm ona hukukçular çıkıyor. Nesin diyorlar? Ben hukukçuyum diyor. Ne diyorlar? Ben büyük bir derneğin hukukçusuyum diyor. Hangi dernek diyorlar bilmiyorum. Akrabalarla kurduk 3 kişi. Beraber 7 kişi bir şey olduk. Öyle derneğiz diyor. Her gece televizyondalar. Ama biz buna alışkınız. Biz buna alışkınız. Şundan alışkınız. Hatırlıyorsunuz değil mi? 2010'da Osman Can vardı meşhur. Orhan Gazi Ertekin. Her gün televizyondaydı. Daha doğrusu televizyonda değildi. Onlar orada duruyordu, televizyonlar üstüne kuruluyordu. Neydi? Demokrat yargı. Ya diyorduk o sırada. Ne demokrat yargısı? Kaç kişi bunlar ya? Her gece televizyonda. Her gece. Ne oldu? Orhan Gazi Ertekin kitap yazdı. Eşekli demokrasi. Aynen okuyanınız var mı? Aynen şöyle dedi. Osman beni kandırdı dedi. Elmanın sapı bize kaldı, şekeri ona kaldı dedi. Aynen böyle. Hukukçu. Akademisyen. Neyse. Şuraya gelelim sevgili arkadaşlar. Doğru olup olmadığını nereden anlarsın? Bir taraf uyduruyorsa ne güzel söyledi demin. Hem Gökhan Başkan, hem Metin Başkan. Ya bunu saklıyorsun böyle. Ne bu diyorsun? Oo şey diyor. Şeker. Ya öyle bir sert bir şey bu, şeker falan değil, şeker şeker. Sen bir he de bak şeker. Sonra yazı yazacağız. Aa sapı bize kaldı, şeker Sayın Cumhurbaşkanı'na gitti diye. Şimdi sevgili dostlar. Bakın bahanelerden bir tanesini söyleyeyim, çok üzülüyorum. Vesayeti kaldırıyoruz diyor. Alın bakın metne gerekçesine. Vesayet artık kalkıyor diyor. Şimdi 20, 30, 40, 50 sene önce değil. 5 sene önce bunlar 2010'da 6 sene önce anayasa yapıyoruz diye çıktılar. Gerekçe neydi? Vesayet ortadan kalkıyor. Doğru mu? Artık kalkıyor. Ezberledik. Osman yetmez ama evetçiler, Osman Can yetmez ama evetçiler, biraz yeter ama evetçiler, sahtekar demiyoruz, liberal aydınlar. Hepsi ortalarda ne diyorlardı? Vesayet kalktı. Ya siz gerizekalı mıydınız? Beceriksiz miydiniz? Hani 6 sene önce vesayeti kaldırıyordunuz, şimdi gene yazmışlar vesayet kalkıyor diye.
Şimdi bilemiyorum. Bilemiyorum. Ama bunu savunan hukukçular için diyorum ben. Bakın dikkat edin. İktidarlar için herhangi bir şey demiyorum. İktidar çünkü kendi isteğine tabii ki bir şey yapar. Trump da gelip kendisi için söylediği için ben Müslüman ülkelerden 7 taneye girmesine yasak koyuyorum demedi mi? Ama o ülkede yargıçlar var ve dedi ki yargıç olmaz öyle şey dedi. Olmaz öyle şey dedi. Hiç Osmancan gibi yapıp ne kadar güzel yaptınız Sayın Trump. Ben de uçağa binebilir miyim şimdi? Sayın Trump muhteşem söylediniz. Bize bir şeyler var mı? Demedi. Demedi. Orada yargıç var. Ben onlar için söylüyorum. Değerli arkadaşlar, bir şey daha, biraz sevgili Kanadoğlu da bahsetti. Atatürk'te de böyleydi. Utanç verici bir şey. Utanç verici. Şimdi ben de şurada getirdim, size bir şey okuyacağım. Hem de bunları söyleyen adam sizin memleketiniz. Kuşadalı, Mahmut Esat Bozkurt. Diyor ki, dikkat edin, efendiler, dünyanın hangi köşesinde, hangi devlet teşkilatında, cumhuri devletleri bir tarafa bırakıyorum, cumhuriyetleri yani bir tarafa bırakıyorum, hangi sultani meşrutiyette bile, krallık meşrutiyetinde bile, bir meclisin, bila kaydu şart hakimiyetin mahalli tecellisi olan bir meclisin nasıl böyle keenlem yükün fesine karar vermek kabildir? Böyle bir şey kabul edilebilir mi diyor. Alkışlar, bravo sesleri. Şimdi Mahmut Esat Bozkurtların arkadaşlarının meclisine bakın. Bir de bugün Bekirlerin, Ahmetlerin meclisine bakın. Sevgili arkadaşlar, dikkat edin, dikkat edin. Daha güzel şeyler var. Sadece Mahmut Esat Bozkurt da değil. Ve bu Mahmut Esat Bozkurt bunları söyledikten sonra daha da efendiler, iyi bir hükümetimiz vardır. İyi bir reisi cumhurumuz vardır. Bunlar riyaset eder, doğrudur. Fakat mesele bir reisi cumhur meselesi değildir. Bütün bir Türk mukaddesatı meselesidir. Alkış sesleri, bravo sesleri. Ve bir şey daha. Tahakküm ve istibdadın menbaı, yani tahakküm ve baskının kaynağı, tarihin başlangıcından, tarih devlet kavramını, mefhumunu diyor ama tanıdığından bugüne kadar bütün yürütme gücünden gelmiştir. Efendiler, milletin bugüne kadar döktükleri kan hep icra heyetlerinin milletlerin başına indirdikleri mütemadi istibdat yumruklarının elleri gelmiştir. Alkışlar, bravo sesleri. Ve bunları söyleyen kahramanların sadece tek başına olmadığı ortaya çıkıyor. Bunlar efendiler dedikten sonra hiç kimse... Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeyi kurtaran şöyle demiyor. Ey Mahmut, beni oraya getirme şimdi demiyor. Diyor ki çocuklar çok doğru söylediler diyor. Ve vazgeçiliyor. Veto yetkisinden ve fesihten vazgeçilmiyor daha doğrusu. Diyorlar ki komisyona geri çekelim. Hayır, buraya geldi, meclis mutlak hakimdir. Oylayacağız. Ve oylanıyor, reddediliyor. Hani Bekir Bey'in söylediği gibi böyle hafif gülüyor mu gülmüyor mu anlamıyorum. Böyle bir bitebiye sesle Atatürk'ün de böyleydi. Biz de onu getirdik. O da tek adamdı diyor. Tek adam. Ve bunu unutmadığınızı biliyorum ama bir kez daha söyleyeyim. Herkese söyleyeyim. Bu söylediği 1921 falan değil. 1924. Hani diyorlar ya 21'de Atatürk kuramadı meclisi çünkü İstanbul Meclisi Mebusan'dan ve Anadolu Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyetlerinden geldi ama ikinci mecliste hep arkadaşlarını getirdi, istediklerini kurdu diye.
o meclis bunu reddeden, 24 anayasasını reddederken, hani Atatürk'ün kurduğu meclis. Şimdi korkunç, uyduruyorlar. Şimdi sevgili arkadaşlar, şunu söyleyeyim. Gerçekten bakıyorsunuz savunanlara. Demin değerli başkanlar olağanüstü iyi açıkladılar, söylediler. Bu çok önemli. Dikkat ederseniz şöyle bir şey. Akşamları eğer hakikaten akıl sağlığınız yeter olursa bakıyorsunuz, dinliyorsunuz, seyredebiliyorsunuz. Ve metni anlatan iktidar partisinin istediklerini ya da evet'i savunan bir tek kişi yok. Tek bir kişi yok. Yani metinde bu yazıyor kardeşim. Size ne? Evet, Sayın Reis-i Cumhur'a, Sayın Cumhurbaşkanı'na biz bu yetkileri vermek istiyoruz. Size ne? Hadi bakalım diyen yok. Hep uydurma. Hep uydurma, hep kaydırma. Orada da vardı, eskiden de vardı, yeniden de vardı. O da ne olur ki? Gen soru var, olmaz mı? Denetim var. Bunlar. Şimdi, tamam. Değerli arkadaşlar, şunu özellikle vurgulayayım. Ben de bir kere bunu söyleyeyim. Kesinlikle ve kesinlikle sevgili Metin Başkan gibi, sevgili Gökhan Başkan gibi, sizlerin çoğunluğu gibi düşünüyorum. Bu anayasa evet çıkmayacaktır. Göreceksiniz çıkmayacaktır. Türk milleti çünkü ülke işgal edilmişken ülke işgal edilmişken Ankara denilen yerde orada toplananlarla işgal altındaki ülkede dünyada tek bütün ülke işgal altındayken meclisini kurmuş ve anayasasını yapmış bir ülkedir o mecliste. Anayasasını yapmış. Mümkün değil bu milletin. Ha o milleti fakirleştirebilirsiniz. O milleti değişik bahanelerle ikna etmeye çalışabilirsiniz. Ama göreceksiniz AKP kendi içindeki seçmenleri dahi ikna edemeyecektir bir bölümünü. MHP kesinlikle ikna edemeyecektir. Onun siniri kızgınlığı içerisindedir. Kesinlikle çünkü ne AKP'liler ne MHP'liler bu taslağı getirenler gibi değildir. Kesinlikle Atatürk Cumhuriyeti'nin yerine Saddam rejimini kurmak için bunlar gibi koşar adım gitmeyecektir göreceksiniz. Değerli arkadaşlar, bir de şu var, açık söyleyelim. 2010'u bir düşünün, 2010'u. 2010'u bir düşünün, referandumu. Bizler de hatalar yaptık, hepimiz orada dedik ki, işte 26 maddeyi kabul ediyoruz, 2 maddeyi değiştirin dedik. 2 madde sadece kötüyse, öbür 26 madde çok iyiyse, ne var canım? 2 madde de onlardan olsun denebilirdi. Bir takım hatalar yapmış olabiliriz ama esas düşünün. Yine evet çık, hayır çıkmayacak, evet çıkmayacak iken hatırlayın. Bir buçuk ay tartışılmışken gene beraberdik dostlarımızla, sevgili başkanlarla. Ne oldu? Bir anda Pensilvanya'dan biri çıktı. Dedi ki mezardaki ölüleri bile kaldıracaksınız. İş adamlarına buradaki şeylere talimat verdi. Gereğini siz yapacaksınız dedi. Bir de yine Pensilvanya dolaylarından bir mektup geldi. Mektubu açtı. Sayın Başbakan'dı o zaman. Sayın Recep Tayyip Erdoğan okudu. İlk defa hatta okurken şaşırdı da. Çünkü o güne kadar hiç duymamıştı. Pehlivanoğlu, değerli kardeşim, seni öldürdüler. Ben yeni öğrendim dedi. Ağladı hatırlıyorsunuz. Erdal Eren dedi, bir de seni de öldürmüşler dedi. Hani şeye benziyor, kimse kusura bakmasın yani. Bu fıkra gibi ama bizim işimiz de fıkra gibi. Hatırlıyorsunuz, adamın bir tanesi birini dövüyor. Neden diyorlar dövüyorsun, Yahudi'yi dövüyor, neden dövüyorsun? Bu diyor, İsa'yı öldürmüş, Hazreti İsa'yı öldürmüş bunlar. Yahu diyorlar, 2000 yıl önce oldu, ben yeni öğrendim diyor. Şimdi, Sayın Başbakanımız da orada...
Pehlivanoğlu canım kardeşim ya seni öldürmüşler dedi. Ama MHP'nin yarısı aa bak yazık diye oraya kaydı veya bir bölümü. Şimdi ben bunları söylemeyeceğine, söyleyemeyeceğine artık inanıyorum. Çünkü artık ne MHP ne AKP seçmeninin bir bölümü kesinlikle buna hemfikir olmayacak. Çünkü ortada açık bir şey var. Hepsi söyledi arkadaşlarımın. Bunu unutmayın. Ortada bir beğen, beğenme, değiştir, maddelerini değiştir. Bir Atatürk Cumhuriyeti var. İnsanlarını din, mezhep diye ayırmaması gereken, ayırmayan, kadın erkek diye ayırmayan bir Türkiye Cumhuriyeti var. Demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olmasına çalıştığımız bir hukuk devleti, cumhuriyet var. Öbür tarafta da Saddam rejimi. Hani Esed, Esed diyordu ya, Esed'in anayasasında bile, Esad'ın anayasasında bile bu kadar yetki yok da olduğunu varsayın. Şimdi Türk milleti Atatürk Cumhuriyeti'nden vazgeçer de Recep Tayyip Erdoğan boyu uzun bilmem ne çok yakışıklı bak ne güzel ah canım diyerekten Esad rejimini kabul eder mi? Saddam rejimini kabul eder mi? Peki diyeceksiniz ki başkanlık sistemi diyorlar buna. Değerli dostum, dostlarım anlattı. Kesinlikle başkanlık sistemi diye bir şey değil. Kesinlikle. Akşamları televizyonda bazen ben diyor Gazi Üniversitesi'nin hukuk fakültesi profesörüyüm diyor. Üzüntü verici bir şey. Bizim üniversitelerimizde bunlara profesörlük veriyorlarsa ama dedi Burhan'a da verdiler. Burhan da şimdi olsun oluversin diyor. Öyle o kadarcık da oluversin diyor. Ve anayasa profesörü diyoruz. Net söylüyorum bunları net. Çünkü emin olun buna ne başkanlık sisteminde ne yarı başkanlık sisteminde ne parlamenter rejimde bırakın bunları. Demokratik hiçbir yönetim biçiminde bu yetkilerin tamamı bir kişiye verilmiş olamaz. Olması mümkün değil. Bir kere bunu bilin. Kesinlikle değil. Başkanlık sistemi. Şimdi bizde de masudan yapıyorlar. Basın da tabii biraz masudan yapıyor. Şöyle diyor. Başkanlık sistemini beğenmiyor musunuz efendim? Hele geçen gün bir tanesi vardı. Aman aklınıza mukayyet olun diye söylüyorum bunları. CNN'de harika bir çocuk. Bilmem ne Bayramoğlu. Böyle yapıyor. CHP milletvekilini bulmuş. Efendim diyor. Çok güzel bir şey söylediler diyor yandaş diyorum. Çok değerli hukukçular diyor. Öyle diyor yanındakine. Size diyor başkanı gösterdim de yanlış olmasın yani. Yanında oturun. Böyle pardon yanında oturan. Çok güzel söylediler. Neden siz diyor iyi bir taslak getirmediniz? Zannediyor ki böyle bu. İhaleye çıkar gibi millet taslağı veriyor. Taslakla 5 taslağı alıyorlar. Onun üstünden 1 olsun 2 olsun diyorlar. Ebe salak zaten bir tane getiriyorlar. Onu da iktidar partisi getiriyor. Ona da evet hayır diyeceksin diyor. Onu da böyle saklayarak getiriyor. Şimdi bakmayın onlara. Hiçbir demokratik anayasada bu yetkiler bir kişiye verilmiş olamaz. Şimdi yok. Örneği yok. Başkanlık sistemi falan değil bu. Zaten o zaman da biraz üstüne giderseniz böyle yapıyorlar biliyorsunuz. Canım biz de Türk milletine uygun bir anayasa yaptık. Ya da daha da güzeli var. En güzeli bir profesörden duydum onu da. O da ne üniversitesinden bilmiyorum. Harika bir profesördü. Sıkışınca şey dedi. Siz milletin ferasetine güvenmiyor musunuz dedi. Şimdi hukukçu olduğuna üzüldüm. Çünkü milletin feraseti zaten dediğin zaman o zaman hukuka falan gerek kalmaz. Yargıya da gerek kalmaz. Beraber sözleşme yaparsın bir yerden kiralarsın o kiralar. Ya bir şey yazalım şuraya. Aa ferasetimize güvenmiyor musun? Rica ederim canım güvenmez miyim? Yani böyle bir saçmalık. Ama bunlardan bir tanesi en önemlisi, en korkunçları bu anayasanın. Dünyada örneği yok. Partili cumhurbaşkanı. İşte anlattılar. Partili cumhurbaşkanı. Şimdi o zaman şöyle diyorlar. Bekir Bey'den duydum bunu da. Bekir Bey'in söylediklerine genelde çok itibar etmiyorum ama baktım çok kişi söylüyor. O zaman buna bir cevap vermek lazım. Şöyle hafif gülümseyerek mi artık gülümsemeyerekten mi ne bilmiyorum. Şöyle diyor. Efendim diyor.
Atatürk de partili değil miydi? Atatürk'te de bu yetkiler yok muydu? Şimdi tamamıyla uydurma. Tamamıyla uydurma. Şimdi değerli arkadaşlar, dünyanın hiçbir çok partili demokratik ülkesinde parti başkanı, cumhurbaşkanı olmaz. O zaman şöyle diyorlar bize hemen. Efendim, eskiden de böyleydi. Ahmet Necdet Sezer'in partisi yok muydu? Bunu da şöyle zannediyorlar. Evet, partisiyle ilişiği cumhurbaşkanı seçilince kesilir diyor. Böyle demiyor mu? Böyle diyor. Bunu şöyle zannediyorlar yani herhalde. Partili birini alıyorsun sen. Cumhurbaşkanı seçtiğin gün adama bir de iğne yapıyorsun. Ya da yatırıp beynini açıyorsun. Hafızayı filan beyni alıyorsun. Adam böyle oluyor. Ben partiye oy vermiş miydim hiç? Hangi partideydim? Dün ne yemiştim? Bizim hanımın adı neydi? Böyle zannediyor. Ya cumhurbaşkanı bu mu demek? Cumhurbaşkanı partisiyle ilişiği kesilir demek, o zaman partiliydi. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra milletin cumhurbaşkanı olacak artık. Devletin başı olacak demek. Şimdi bu şuna benziyor. Bu adamları alıp tek tek ben halkın AKP'li, MHP'li, CHP'li, HDP'li hiçbirinin bu söylediklerine itibar edeceğine inanmıyorum da, ama en azından onların yöneticilerine en azından kanmadığımızı söylememiz açısından söylüyorum. Değerli arkadaşlar, şöyle düşünün, bunlara sorsanız tek tek. Bir hakem, futbol hakemi bir takım tutar mı? Tutar. Her biri tutar. Şöyle yapalım. Eskiden de tutmuyor muydu diyelim. Hakemleri artık o tuttuğu takımın formasıyla maça çıkartalım. Harika. Galatasaray Fener maç yapıyor. Hakem Galatasaray'a da Fener formalı. Ne yapıyorsun diyene eskiden de tutmuyor muydu? Şimdi bunu kabul etmez. Ama konu devlet, cumhuriyet, demokrasi olunca boş ver diyor, kandır. Uçağı veren öbürü. Uçağı bindiren öbürü, gezdiren öbürü. Boş ver. Beni milletvekili yapacak da öbürü. Bunları kandırsak da olur diye düşünüyor. Türk milleti bunu kanar mı? Kanabilir mi? Düşünün. Değerli arkadaşlar, ya hakikaten verdiğin zaman ya olur mu? Aydın'ın en büyük rakibi kimdir futbolda bilmiyorum. Biri değil. Futbol. Ha? Fenerbahçe midir en büyük rakibi? Rakibi. Peki. Düşünün. Aydın Spor Fenerbahçe ile maç yapacak. Fenerbahçe'nin başkanı aynı zamanda Fenerbahçe'nin yöneticisi, esame listesini veriyor, her şeyi yapıyor. Fenerbahçe formasıyla maça çıkıyor, maçı yönetiyor. Gol çalıyor, veriyor, penaltı veriyor, vermiyor. Sonra da baktı ki Fenerbahçe 1-0 yenildi Aydın'a. Maçı tatil ettim diyor. Ya olur mu falan diyorsun. Aydın Spor'u da feshettim diyor. Şimdi buna ne derler? Hayır derler. Hayır derler, sorun tek tek. Hayır. Göreceksiniz, milletin büyük çoğunluğu da sizin dediğiniz gibi diyecek buna. Hayır diyecek. Sevgili arkadaşlar, bir örnek daha vereyim. Korkunç bir şey. Sera Kadıgil örneği. Sera Kadıgil adını hiç duydunuz mu son günlerde? Pırıl pırıl, gencecik bir hukukçu. Televizyonlarda son günlerde katıldı. Bu muhteşem profesörlere anlatmaya çalıştı. Anlattı, 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 anlattı. Aa dediler, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk ettiler. Neden? Cumhurbaşkanı'na hakaret etti. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettin. Sevgili arkadaşlar, yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır derler. Şimdi olaya bakın, bu yaptığınız ileride eğer Allah korusun bir evet çıksa olacağını. Bütün parti başkanları orada duracak. Parti başkanlarından bir tanesi diğerlerine.
Bunlara kazı versen güdemezler diyecek, bunlardan adam mı olur diyecek, bunlar ne olur diyecek, bunların ben diyecek, işte hayvanlarla yürüyorlar diyecek, bilmem ne biz insanlarla yürüyor diyecek, diyecek bunlar kan akılmasına. Onlar da buna dönüp sen yaptın derlerse hepsi içeri girecek. Neden? Ben cumhurbaşkanıyım aynı zamanda. Böyle bir şey olur mu? Bir çok partili düzende olur mu bu? Çok partili düzende. Sayın Cumhurbaşkanı hep kandırıyorlar. Dikkat etsin. Bu sefer de arkadaşları kandırıyor. Rezil olacak. Gidecek bir yere diyecek ki böyle çok güzel oluyormuş. Kim söyledi? Mehmet Uçum söyledi. Kim bu? Benim danışman. Gülecekler adama. Mehmet'e de gülecekler. Ya böyle saçmalık olur mu diyecekler. Olur mu böyle bir şey? Sevgili arkadaşlar, hakikaten partili cumhurbaşkanı bir felaket. 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 Partinin başkanı her şeye oturuyor, partisiyle konuşuyor. Ondan sonra gidiyor, MGK'nın, Milli Güvenlik Kurulu'nu topluyor, kararlar alıyor. Arkasından yine partisinin MYK toplantısına katılıyor. Yine orada kararlar aldıktan sonra akşam da bir şey olur da beni yargılarlarsa diye Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesinden 12 tanesini atıyor. Bu bizim emmi olsun. Enişte bak çok uyanıktır, bize şeyi haber vermişti, o olsun diye haber veriyor. Ben bunu bir cumhurbaşkanı için söylemiyorum. Her birinin, herkesin bir eniştesi vardır canım. Herkesin bir eniştesi vardır. Bir tek cumhurbaşkanının yok ya. Siz zannetmeyin benim bundan birini kastettiğimi. Herkes için söylüyorum be. Olamaz. Şimdi olmayan bir meclis. Gerçekten meclis. Bir örnek vereceğim size. Gen soru yok, güven oylaması yok, görev sırasında güven oylaması yok. Ya bir bakanın, bir bakanı veya cumhurbaşkanı yardımcısının yanlış bir Suriye politikası yürüttüğünü, yanlış bir politika, ekonomik politika yürüttüğünü, o yüzden bir denetlenmesi gerektiğini düşüneceksiniz. Yok gen sorun. Yok. Şöyle diyorlar bazı aklı evveller. Efendim zaten kaç tane bakan şeye gitti ki, görevinden düşürüldü ki. Şimdi bunu söyleyenler de zaten bu kurumun ne olduğunun farkında değil. Gen soru adam düşürülsün o sonucu. Gen soru bir denetim mekanizması. Sen vereceksin, herkes duyacak, Türkiye duyacak, insanlar duyacak. Ve bir dahaki seçimde seni ya da seni seçen cumhurbaşkanını seçmeyecek. Düşürecek diye bir sonucu o. O yok. Harika bir denetim var diyorlar eskisi gibi. Cezai soruşturma. Bakın Amerika gibi. Böyle diyorlar değil mi? Şimdi size bir şey söyleyeyim değerli arkadaşlar. Cezai soruşturma yani Yüce Divan'a sevk veya meclis soruşturması 1961'de de 82'de de hep vardı. 24'te de hep vardı. Cezai soruşturma. Peki biraz daha öteye geçeyim size. Eskiden yani bu taslak yürürlüğe girmeden, girerse ayrı, girmeden bir bakan hakkında cezai soruşturmanın başlatılabilmesi için gerekli milletvekili sayısı kaçtı? Ben söyleyeyim hemen. Onda bir. Yani 55 kişi. 55 kişi toplanıp bir bakanı cezai Yüce Divan'a sevk için komisyon kurdurmak için başlangıç yaptırabiliyordu. 55. Şimdi o sayı kaç olmuş biliyor musunuz? Sıkı durun. 60 değil, 80 değil, 100 değil, 150 değil, 200 değil. 301. 301. Dikkat edin. Dikkat edin. 301. 55. 301. Şimdi akşamları izliyoruz. Efendim cezai soruşturma kalıyor. Bu dünyada da var zaten. Harika bir şey yaptık. Cumhurbaşkanımızı veya bakanımızı yargılayabileceğiz. 301. Peki. Bitti. Bitti. Ya kim, şimdi oraya geleceğim. Bitti. Adam 301'i bulacaksınız da. Cumhurbaşkanı için kaçtı? Cumhurbaşkanı bu ya. Vatana ihanet diyorduk. Kaçtı? 1/3'ydi. 184. 1/3'ydi. 184 ile başlatıyordum. Şimdi kaç? 301. Başlatmak.
Peki bir de sonuçlandı Yüce Divan'a sevk kaç biliyor musunuz? 400. 400. Yani yok. Meclis en önemli yetkisini kaybetmiş. Kim ne derse desin. 400 kişi 301'le de başlatabiliyor. 55, 60, 80, 90, 100, 150 değil. Hani bu meclis denetliyordu? Hayır. Bu meclis, bu anayasa öyle bir şey yapmış ki Cumhurbaşkanı'nı 1876 Anayasası'nın 5. maddesindeki sorumsuz, gayrimesul ve mukaddes denilen hale getirmiş. Dokunulamaz. Dokundu diyorsunuz orada diyorsunuz. Uydurduk ya kaydırdık diyor. Boş ver işte 301'i kim nereden bulacak? 401'i bulacaksınız. Bugün 184'ü bulamıyorsunuz bazen. Değerli arkadaşlar. Ve yargılarsanız da kimde yargılayacaksınız? Bir şeyler oldu. Dünya değişti. 15 kişiden 12 tanesinin kendisi tarafından atandığı bir meclis. Son şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Cumhurbaşkanı yetkileri Korkut, sevgili Korkut Kanadoğlu çok güzel anlattı. Bunu lütfen sakın unutmayın. İnanılmaz yetkiler verilmiş. Artık sadece tek başına yapıyor. İnanılmaz. Yazmış, yürütme yetkisini Cumhurbaşkanı kararnameleriyle kullanır. Nedir bu yürütme yetkisi? Nedir? Yasamanın yaptığı, özellikle yargının yaptığı alan dışındaki her şey. Yasamada yetkisini kullanmazsa, yargı dışındaki her şey yürütme yetkisinin içine girebilir. Her şey. Her şey. Her şeyi verdiniz mi tek başına? Aa vermişiz. Haberimiz yok gibisin. Böyle bir şey olabilir mi? Dünyanın hangi ülkesinde var? Ve daha feci bir şey. Feci bir şey. Diyorlar ki, bakın diyorlar bakın ama temel hak ve özgürlükler yok içinde diyorlar. Temel hak ve özgürlükler yok. Doğru mu? Palavra. Neden? Açın bakın anayasaya. Diyor ki, sosyal ve ekonomik haklar dışındaki temel hak ve özgürlükleri dokunamaz diyor. Sosyal ve ekonomik haklar. Şöyle diyeyim, aman ne olacak sosyal ve ekonomik haklar? Ya açın anayasaya bakın. Ben size sayayım sosyal ve ekonomik hakları. Eğitim hakkı. Çocuklarımızın eğitim hakkı. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle. Kamulaştırma. Devletleştirme. Özelleştirme. Çalışma hakkı. Sıkı durun. Sendikal haklar. Grev hakkı. Sosyal güvenlik hakkı. Gençlik. Gençlerimizi benim görevim, bugün yoktur böyle söyleyen ama olabilir diye söylüyorum. Dindar ve kindar nesil yetiştirmek diyen Allah korusun ileride cumhurbaşkanları çıkabilir. Bunlar ne var? Gençliği iki ay yaş düzenledi de ben mi düzenleyemeyeceğim diyen Allah korusun cumhurbaşkanları çıkabilir. Bu yetkiler bunda. Bir de araya çocukların gençliği düzenlerken temel hak ve özgürlükleriyle ilgili maddeler koydu. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Kime gideceğiz? 15 üyesinden 12 tanesini Anayasa Mahkemesi'nin atadığı üyesini Cumhurbaşkanı'nın atadığı Anayasa Mahkemesi'ne. Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır. Biliyorsunuz. Anayasa Mahkemesi'nin 25 yıllık bir iştahı vardı. Olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamelerini ben denetlerim demişti. 25 yıl. 91'de başlattı. Çok güzeldi. Dedi ki ben 3 halden gereklilik, süre ve yer bakımından denetlerim dedi. Sonra son kararnameler yapıldı. Ne süresi ne yeri, ordu, askeri okullar, her şey düzenlendi. İnsanlar mal varlıklarına el konuldu, insanlar içeri atıldı. Her şey ve Anayasa Mahkemesi'nin önüne gitti. Sayın Cumhurbaşkanımız Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı kendi atadığı Zühtü'yü gitti, çağırdı, Aksaray'da konuştular. 2 saat ve 2 saat sonra Anayasa Mahkemesi kararını verdi. İşte hukukçular bilir. Ben dedi hiçbir şeye karışmam. Sayın Cumhurbaşkanımız, reisimiz ne yapmışsa doğru yapar. Anayasa Mahkemesi olarak bizim bir yetkimiz yoktur. Ferasetine güveniyoruz dedi.
aynen bunu söyledi. Şimdi bu mahkeme Allah korusun, bu anayasa geçse çocuklarımızla ilgili efendim hak ve özgürlükleri denetlediniz diyeceğiz, o karar verecek. Son cümlem şu, yargıyı zaten söylemiyorum. Sevgili arkadaşlar, korkunç bir anayasa ama özellikle partili cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı kararnamesi bir şey çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti'ni küçük bir devlet olarak görüyor, aşiret. Ya diyor ne güzel diyor, aşiret biz yönetiyoruz zannediyor. Atatürk ve arkadaşlarının burayı nasıl kurduğunu, bu milletin burayı dünyanın çok değişik yerlerinden, Osmanlı coğrafyasından buraya... Şöyle zannedebilirler, çok net söylüyorum. Ya ne olur? Birikimi var. İdarenin kanuniliği ilkesi. İdarenin kanuniliği. Yani idareye ne etki verirsen ver, nasıl düzenlersen düzenle, hangi kurumları getirirsen getir, kanunla getirirsin. İdare kanuna bağlıdır. Doğru mu? Çok değerli belediye başkanımızın harika işler yapıyor. İnşallah daha da yapmaya devam edecek. Bunları yaparken hep elinde mecburen kanun var. Kanuna bakıyor. Kanun, idarenin kanunu. Bu bizi demokratik hukuk devletlerine de yaklaştıran, sınırlayan bir husus. İlk defa bu anayasa bunu kaldırıyor. İdarenin kanunu yok. Yok. Yazmış. Bakanlıklar, görev yetkileri, idarenin merkez taşra teşkilatları, bunların örgütlenmesi, uyacakları usul ve esaslar, NGK Genel Sekreterliği, Devlet Denetleme Kurulu'nun işleyişi, esasları, üst kademe yöneticilerin usul esasları, yürütme yetkisi tamamıyla Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle. Bununla yetinmemiş. Amerikalılar bir şey fısıldamış. İleride çocuklar demiş. Bu geçerse bir şeyler istiyoruz biz de sizden demiş. Ona da bir şey eklemişler sonradan. Sonradan 16. maddeye, D fıkrasına. Kamu tüzel kişiliğini kurmak Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılır. Televizyonda diyorlar ki şimdi, efendim ne var? Fırın filan açacak yani. Fırın filan öyle bir, ya bakkal dükkanı açarsa yardımcı olacak yani. Kamu tüzel kişisi, bütün kamu kuruluşlarının kamu tüzel kişiliği verilebilir, verir. Kamu tüzel kişisi. Bundan size söyleyeceğim şu, 2 milyon mu memur var? Tamamının artık bir hiyerarşik amiri var. Cumhurbaşkanı. Böyle bir anayasaya, böyle bir her şeyi toplayan, her şeyi toplayan bir reise Türk milleti hayır diyecektir, göreceksiniz. Hepinize saygılar sunuyorum. Mutlaka ve mutlaka diyorum, kabul etmediklerinizi sorun. Bir daha yan yana gelmemize gerek yok. Sahibiz. Hepinize saygılar, sevgiler, değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, sunumlar için birlik başkanımıza ve değerli hocalarımıza hem kendi adıma hem sizlerin adına teşekkür ediyorum. Şimdi kapanış konuşması yapmadan önce şunu söylemek istiyorum. Birkaç soru geldi. Ancak soru cevap böyle bir olmayacak. Hem sizler için uzunca bir süre burada beklediniz. Hem saat itibariyle evet kapatmak uygun olur diye bir karar var. Umut sözcüklerini boş yere söylemiyoruz. Şimdi burada benim göremediğim, ışık nedeniyle göremediğim, belki de hoş geldin diyemediğim dostlarımız var. Siyasi parti temsilcileri var aralarında. O kadar ışıl ışılsınız ki, o kadar aydınlıksınız ki
fark edemedim. İyi ki varsınız. Bu şu geçen saat itibariyle sadece Türkiye Barolar Birliği'nin teknik ekibinin canlı yayınını izleyen sizler gibi apaydın 1,5 milyon insanımız şu anda. Bu ilerleyen saatlerde ve günlerde daha da artacak. Milletimiz öğrenecek, dinleyecek, ona göre kararını verecek. Bazı işler rutindir bazı memleketlerde. Şimdi İsveç'te bir şehirde baro başkanı herhangi bir kurumun başkanını, yöneticisini, müdürünü arasa bir salon istese bu sıradan bir iştir. Aramaz bile. Telefon açmak bile yürek ister olmuş memlekette. Her aradığımda telefonumu açan, ne kadar güzel bir organizasyon, tabii ki de başkanım diyen başkanımı Özlem Çarçıoğlu hanımefendiye alkışlamanızı rica ediyorum. Teşekkür ederim. Sonuna yaklaşırken burada aramızda bulunan çok değerli baro başkanlarımı isimlerini söylemek suretiyle davet edeceğim buraya. Sayın Gürkan Altın, Bursa Baro Başkanı. Sayın Zafer Kazan, Sakarya Baro Başkanı. Sayın Ali Arslan, Manisa Baro Başkanı. Sayın Aydın Özcan, İzmir Baro Başkanı. Ve Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhur Uzun, Muğla Baro Başkanı. Ve aramızda bir kişiyi daha görmek istiyoruz. Burada hepimiz bir aile gibiyiz. Ama bu sahnede görmek istediğimiz özellikle bir kişi daha var. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Özlem Çarçıoğlu. Şimdi değerli konuklarımıza bu panele katkıları nedeniyle konuşmacılarımıza birer plaket vereceğim baromuz adına. O sırada en son sözü, son söz savunmanındır zaten. Savunmanın örgütlü gücü barolardır. Baro başkanları onları temsil eden, bir de çatı örgütümüzden Türkiye Barolar Birliği Başkanımız var. İyi ki de var. Son sözü savunma adına o söyleyecek. Ben o sözü plaketleri verirken mikrofonu kendisine verdiğimde bekleyeceğim. Ama sizleri şöyle şu sözlerle sizlere hitap etmek istiyorum kapanışta. Okumaya, bilime, saygıya, sevgiye, hoşgörüye, layık, demokratik, sosyal hukuk devletine elbette evet. Diğerine hep beraber karar verelim. Kutuplaşmaya, inatlaşmaya, saygısızlığa, tahammülsüzlüğe, diktatörlüğe ve bölünmeye hayır. Hepinizi tekrar sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız. Hoş geldiniz. Tekrar şeref verdiniz. Değerli dostlarım, bir bilgi vermek istiyorum sizlere. Türkiye'nin tüm avukatları, bütün baroları ve Türkiye Barolar Birliği bu referandum sürecinde sövmeyen, hakaret etmeyen, demokratik hakkını kullanarak düşüncesini öyle ya da böyle açıklayan her vatandaşımızın yanındadır. Hiçbir haksızlığa uğramasına izin vermeyecektir. Şundan emin olunuz. Hak elbette bir gün yerini bulur. Bugün söylenecek bir sözü söylememek büyük sorumluluktur. Tıpkı Demirci Efe'nin, Çakır Efe'nin, Cafer Efe'nin yaptığı gibi gün bugündür ve bugün söylenecek sözü söylemek namus borcumuzdur. Şunu da ifade edeyim. Türkiye Barolar Birliği, barolarımız ve sivil toplum yapılanmamız referandum günü
hiçbir usulsüzlük olmaması için organizasyonunu tamamlamak üzeredir. Sahada binlerce avukatla yer alacağız. Lütfen endişe etmeyin. Bugün her biriniz Cumhuriyet'in sorumluluğunu omuzunda taşıyan ve gereğini hiç kimseden çekinmeden yerine getirecek olan kahramanlarsınız. Böyle davranacağınıza da hiçbirimizin şüphesi yoktur. Yolumuz açık olsun, yolumuz hayırlı olsun. Korkut Hocam bu. Korkut Hocam. Çok teşekkür ederim başkanım. Teşekkür ederim hocam. Değil hocam.